bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu iş çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nizam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sen bir adım al, bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Soru işaretleriyle dolu bir cinayet. Siz gittiğinizde kapının önünde bir boğuşma izi var mıydı? Yoktu. Evin içinde bir dağınıklık yok var mıydı? Yok muydu? Ve muhtemel Sevim teyze o evde öldürülmedi. Nerede öldürüldü? Ya oradan alındı götürüldü ya da bir konusuna komşusuna gitti. Orada öldürüldü. Kimin evinde tutuldu? En son jandarmanın evi arayacağım dediği yerden oraya bırakıldı o araziye. Evet. 22 gün sonra annem neden arıyor onu? Peki bu kadın nerede öldürüldü? Nasıl taşındı? Bunu yaparsa bunlar yapar. Götürür eşeğe. Hüseyin dedi benden uçun eşekle götürmüş oraya evet. Atmıştır dedi. Evet. Bu ben görmüş dedi alırsın. Yani. Bunu ortaya atan ilk kimdi? Onlar. İkisi. Yani benim avluya yediler vallahi beni doğdular. Akıl bulandıran ifadeler. İki defa gitmiş anneniz oraya dedi. Ağlamış kızım dedi. İki kere mi geldi bir kere mi geldi? Kızım benim eve bir kere geldi. Sonrasında demiş ki ben her günden çok korkuyorum. Beni o öldürürse o öldürecek. Ben bunun cevabını bekliyorum Müge Hanım. 75 yaşındaki kadının katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. Tekerlekli akülü sandalyemiz var. İsteyin, gönderelim. Denizli'deyiz. Trabzon'dayız. Çanakkale'deyiz. Manisa'ya doğru yola çıkartıyoruz. Oley! Yes! Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki varsın Gökhan. Bir dokunuşla değişen hayatlar, gerçekleşen hayaller. Tekerlekli ve akülü sandalyeler sahiplerine ulaştılar. 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerimiz de mutluluklarını Müge Anlı ile paylaştılar. Kızım Müge sana çok teşekkür ederim. Telefon ettik bir haftada geldi araba. Allah razı olsun sende. Sarı papatyam benim. Hadi bay bay. Müge Hanım'a teşekkür ederim. Yolladı bana sandalye şimdi yürüyüş. Allah razı olsun. Uzatmış olduğu yardım elini bize de uzatmış oldu. Allah razı olsun. Müge Anlı ve ekibine teşekkürler ederim. Şu an anneme doğru gidiyoruz. Bakalım ilk tepkisini şu an hep beraber göreceğiz. Bak Müge Anlı sana ne yolladı. Allah kızımsa durdukça nur versin. Kurban olduğum Allah. Tükenmez ekmek nasıl desin? Tekrardan çok 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 teşekkür ederim Müge Hanım. Dünyaları bize bahşettiniz. Sağ olun. Yaşamları artık daha kolaydı. Teşekkürlerini iletirken kimi sevdiklerinin yanında, kimi de bugüne kadar hasret kaldığı sokaklardaydı. Neredesin sen? Aynı. Sahildesin. Arabanı kim gönderdi sana? Allah teşekkür ederim. Müge Allah gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Temmuz ayında okula gidebiliyorum. Müge çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Herkes Allah yardımcısı olsun. Mükemmel sandalyem geldi. Allah razı olsun. Beni çok memnun ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Müge Hanım'a göndermiş olduğunuz hediye için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ekranların gülü. O bir televizyon fenomeni. Hayır işleriniz sarı. Biz gençlerin yol göstericisi, lideri. Sabahın 10'da izlenmeye başlıyoruz. Sarı papatyam evimizin kızı seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni bu da büyük bir dertten kurtardınız. Sizi seviyorum. Müge abla benim akrabam geldi. Çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak.
kolaylaştırdığı için çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başarıların devamını diliyorum. Çok sağ olun. Kızıma bu güzel hediyesi için teşekkür eder. İyi ki varsın Müge Anlı, seni çok seviyoruz. Sandalyeyi gönderdiniz, aldım, çok rahat ettim. Çok teşekkür ederim. Allah sağlık, sıhhat versin hepinize. Geçmişlerin içinde Kur'an okudum, Allah kabul etsin. Müge Hanım, teşekkür ederim. Allah razı olsun, hayırlı Ramazanlar. Allah'ın gönlüne göre versin, zorunu kolay eylesin inşallah. Merhaba Müge abla. İlk önce iyi Ramazanlar diliyorum. İyi ki varsınız. Ben şey sandalye gönderdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Mahmut yerde oturmaktan artık kurtulacak. Güzel havalarda arabayla dışarılarda dolaşacak. Bizi bu kadar mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ederim Müge Hanım. Allah razı olsun. Müge Hanım'a Allah iyilik sağlık, hayırlı işte, hayırlı burnu versin. Allah yüz bin kere razı olsun. Sandalyemizi güvenli bir şekilde alıyoruz. İhtiyaç sahibine en iyi şekilde ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Fakir fukaranın elinden tutuyor, yardımcı oluyor. Bak sandalye gönderiyor. Böyle insan Türkiye'de çok az çıkar. Yanından Allah razı olsun. Hiç kapıya çıkamıyordum, yürüyemiyordum. Allah bin kere razı olsun. Seni çok seviyorum. Çok, çok. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Allah nicelerine sağlıkla, mutlulukla, huzurla eriştirsin inşallah. Rabbim de bütün dualarınızı kabul etsin. Hayırlı olanları tabii ki. Çünkü her zaman söylediğim gibi biz hep küçük alanı görüyoruz. Küçük alanlarımız için dualarımız var. Ama resmin genelini göremediğimiz için bazen şu an için çok istediğimiz şeyler resmin genelinde bizim için hayırlı olmayanlar olabilir. O yüzden hayırlı olan o resmin genelinde bize hep güzellikler, mutluluklar, bereketler getirecek dualarımız kabul olsun inşallah. Aynen. Bu arada günlerdir özellikle bayram öncesi herkesin isteyenin akülü, isteyenin tekerlekli sandalyesi olsun diye ekip arkadaşlarım, Allah onlardan da razı olsun, onların da dualarını kabul etsin. Çok zor, vallahi çok ağır aslında akülü ve tekerlekli sandalyeye bakmayın. Bizim kızlar, erkekler hattadına kaldırıyor, konduruyor. Tabii sadece onlardan değil, otobüs şirketlerinden de Allah razı olsun. Kazasız belasız inşallah yollarına devam etsinler, yolcularını taşısınlar. Günlerdir tekerlekli bakülü sandalye dağıtıyorlar. Sonra işte o gelen videolardan da arada sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu yardım zincirine katılan izleyicilerim ne kadar güzel bir iş yaptıklarını bir kez daha görsünler diye. Tam iyilik yap, denize at hikayesi bizimkisi, her zaman söylediğim gibi. Çünkü zaten öncelikle en yakınımızdakilere yardım etmeliyiz. Ama hiç tanımadığımız insanlara yardım etmek çok büyük bir asalet örneği. O yüzden bu yardım zincirine katılan herkese yine binlerce kere teşekkür ediyorum. Allah da inşallah daha çok versin verene. Şu an veremeyene de vermeyi nasip edecek. Bol bereketler, kazançlar nasip etsin. Şimdi aslında hani o resimlerden falan bahsederken, yakın resimlerden, belki Serpil Hanım'ın anlattıkları diğer konuklarımın da daha net tabloyu ortaya çıkartacak. Ama öncesinde size haberlerim var. Bu haberleri de hızlı hızlı göstermek istiyorum. Beyoğlu'ndan kaybolan ve kaybının ikinci günü bulduğumuz 14 yaşındaki otizmli çocuğumuzla ilgili dün yine yayınımızın ardından sıcak gelişmeler yaşandı.
Sabaha karşı çocuğumuzla birlikte yürürken kameralara yakalanan ve hakkında arama kararı çıkarıldıktan sonra metruk bir binada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin de gözü aydın. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü. Orta yaşlarındaki bir erkek çocuğumuzun yanına yaklaşıyor. Onunla böyle yürüye yürüye gidiyor. Harekete geçen ekipler. Bu sokağa gelen ekipler nokta atışı tespit yaptı. Yok. İş yapmadım ki ben. İş var lan burada senin. Çocuğumuzun teşhis ettiği şahsa tutuklama. Teşhis etti seni, ne söyleyeceksin? Yalan gerçeğim. Neden polise haber vermedin bulunca? 31 Mart'ta İstanbul Beyoğlu'ndan kaybolan 14 yaşındaki çocuğumuz kaybının ikinci gününde bulunarak babası Caner Doğmuş'a teslim edildi. Sabah aklımıza müjganlıyı aramak geldi. İyi ki aramışız, aynı gün saatler sonra oğluma kavuştum. Aslında çocuk her gece dışarı çıkıyordu ama o gece geriye dönmemişti. Baba da sokak sokak ararken yine izleyicilerimizin sayesinde çocuğumuzu bulup babasına teslim etmiştik. Çocuğumuzu ararken bir görüntüye rastladık. O görüntüde orta yaşlı bir erkeğin yanında yürürken görüyorduk. Çocuk bazı şeyler anlattı babaya. Baba bunun üzerine bize de haber verdi. Emniyete gitti. Çocuğun anlattıkları sayın savcımızın tabii ki çok dikkatini çekti ve arama kararı çıkartıldı o yanındaki adam hakkında. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü o aranan şahsı buldu metruk bir binada. Üzerinde hala adamın çocuğun yanındayken olan kıyafetleri var. Mahalleli falan da çok tepki gösterdi. Allah senin çıkartsın. Yok. İş yapmadım ki ben. Yapmadın mı? Ne işin var lan burada senin? Geç. Çocuğun yok mu senin? Allah adliyeye götürüldü. Kuvvetle muhtemel de tutuklanacak. Şu anda adliyeye sevk ediliyor. Çocuk teşhis etti sizi. İstismar etti. Teşhis etti seni. Ne söyleyeceksin? Yalan gerçeğim. Neden polise haber vermedin bulunca? Koca adamın yanında o çocuğun ne işi var? Almış çocuğu, götürmüş. Savcı bakalım nereye gönderecek? Gözaltında bulunan şahıs İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve şu anda Cumhuriyet Savcısına ifade veriyor. Savcı karşısında ifade veren ve çocuğun cinsel istismarı suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahısa ilişkin beklenen karar verildi. Mahkemenin kararı sürpriz olmadı. Otizmli çocuğun teşhis ettiği şahıs tutuklandı ve buradan sonraki durağı artık cezaevi olacak. Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan şahıs Metris T tipi kapalı ceza infaz kurumuna getirildi ve demir parmaklıklar ardına konuldu. Evet, bu alkışlar da başta sayın savcımıza, İstanbul Çocuk Şube Müdürümüze, müdürümüz Özlem Temur özelinde ve bu hassas soruşturmayı titizlikle yürüten Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bülo Amirliği'ne ve sürece verdikleri destek için de aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman söylüyorum. Bazı şeyler var olur, bazı şeyler var olmaz. Sonra kendini anlatamazsın. Çocuğa, yani şunu da söyleyeyim. Çocuğun üzerinde de çocuğa karşı hani ciddi anlamda bir, hani bir tecavüz yok. Onu söyleyeyim. Hani çocuğun da gelecekteki hayatı için. Ama sen... Otizmli bir çocuk. Halinden, duruşundan, tavrından belli. Sen o çocuğu gördüğün zaman polisi arayacaksın kardeşim. Alıp onu evine götüremezsin, barakaya götüremezsin, yan yana yürüyemezsin. Omzuna elini atamazsın. Yapamazsın. Ben diyorum ya, bazı şeyler var olur, bazı şeyler var olmaz. Kim olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun. Sen o çocuğu gördüğün zaman yapacağın, gel çocuğum deyip yanında tutup hemen 112'yi aramak. Anında gelirler. Ben burada bir tane rahatsız bir çocuk buldum. Çocuğun yaşı küçük. Kardeşim 5 dakika sonra yanındalar. İstanbul'un polisi her tarafında cirit atıyor. Başka türlü davranan kişi yardım değil, istismar düşüncesiyle adım attığını, hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu bizim emniyet birimlerinin de dikkatinden kaçmıyor. Sayın Cumhuriyet Savcımızın da, demek ki sen onu bir niyetle sayın götürdün. Sayın hakimlerimizin de yerinde bir kararla, çünkü eğer gününde müdahale edilmeseydi o çocuğun o metruk evdeki akıbeti başka olacak. Aynen öyle. İki defa iki defa. Olmaz Rami Bey, kim Allah olur? Allah bin defa razı olsun emeği geçenlerden tabii. Aileye de geçmiş olsun. Aileye de geçmiş olsun. Emeği geçenlerden en başında da bu programa müracaatıdır de. Bu program sayesinde sizin sayenizde.
ilgililerin dikkatini çekilmedi. Sağ olun, yani, biz de mutlu oluyoruz. Eğer evet, yani siz bu kalkıp gereken kişileri uyarmazsanız, gerekli dikkati onlara sevk etmezseniz, emniyet birimlerinin de haberi olmayacaktı, adaletin de. Yani bütün adaletin ateşini yakan, kibrit diyen Müge Anlı programıyla başladı. O bakımdan... Dolaşmasın sokaklardan. Yani biz kendimizi methetmek için değil, ama bir takım hakikatleri, bir takım gerçekleri ifade etmek ve bu gerçekleri kabullenmek de bir insanlık görevidir. Aman Rami Bey, sen istediğin kadar söyle. Şimdi Kadriye orada yazmış, ciddi bir şey yok dediniz, yanlış anlaşıldı. Ya ciddi bir şey yok derken arkadaşlar, tabii şimdi bak, her lafın arkasından, altından da böyle bir şey arayan kötü niyetli insanlar var. Ben evet. Ben bu insanların kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle. Hiç başka yani, türlü ben de şimdi, düşünemem. He, çünkü bak, bazı insanların ben artık kötü olduğunu anladım. Şu yaşıma geldim. Evet. Bazı insanlar kötü kardeşim. Ne yaparsan yap kötü. O yüzden çocuklar da sürekli yazıyorlar, uyarıyorlar, sağ olsunlar. Çünkü şimdi mesela ciddi bir şey yok derken ben şu çocuğun ve ailesini de düşünüyorum. Yani çocuğa cinsel anlamda aslında hani bir saldırı olmamış. Ne diyeyim ya, yani fiili eylem olmamış. Şimdi tam da açık açık da söyleyemiyorsun, yani hiçbir şey olmasa söyleyeceğim açık açık da. Fakat çocuğa sonuçta bir şekilde tasallukta bulunmuş bu adam. Ya zaten niye götürüyorsun evine geceliğin kardeşim? Zaten ben de diyorum ki Allah Allah. Ne olursa olsun sen o çocuğu bulduğun zaman polisi aramak zorundaydın. Başka çare yok. İki defa iki dört. Sen o çocuğu alıp hiçbir yere götüremezsin. Hiç başka kimsenin yolu çocuğunu yok bu işin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuğu da değil. Kediyi de götüremezsin, köpeği de götüremezsin, kadını da götüremezsin, yaşlıyı da götüremezsin. Götüremezsin kardeşim. Götürüyorsan inşallah hiç çıkamam o cezaevinden. Ben öyle düşünüyorum. O kadar. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Kimse de kusura bakma. Ha, bunun aksini düşünen varsa da onu da Allah ıslah etsin. Onlar da çıkamasınlar girip cezaevine. Ne lüzumu var ya? Terbiyesiz, koca da adam. Sokakta görsen adam sanırsın yani. Ya ben teşekkür ediyorum Sayın Savcım. Vallahi içimizi rahatlattınız. Şimdi bir haberim daha var. O da 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay. Gerçekten bu da içimizi parçalayan bir konuydu. Kaçırıldı, öldürüldü. Çok ironik bir şekilde küçücük bir çocuk, 3 yaşındaki çocuk bir çocuk mağazasının derin dondurucusunun içerisinde ne yazık ki öldürülmüş olarak bulundu. Ve söylerken bile tüylerim diken diken alıyor. Onu bulan ekibin ne kadar kötü olduğunu onlardan dinlemiştim. Çünkü şimdi biz polis diyoruz da polis de Robocop değil yani. Hani sonuçta normal bir insan. Onların da ne kadar o çocuğun o görüntüsüyle karşılaştığında günlerce etkisi altından kalkamadıklarını biliyorum. İşte annesi çocukluk arkadaşı Muhabbet'in yanına gidiyor. Muhabbet'in işte yanında da bir tane erkek arkadaşı var. Bunlar iki sevgili güya. Nasıl sevgiyse bu. Sonra anneye işte bu arkadaşı Muhabbet ve onun sevgilisi Mehmet Aksu diyorlar ki fuhuş yapacaksın, para getireceksin, yoksa çocuklarını göremeyiz. Sonra kız bir şekilde artık hani bunlardan uzaklaşıyor anne. Çünkü iki çocuğu bir bakıyor kadın, iki çocuğu birden ortada yok. Şimdi önce çalışıp para getiriyor çocuklarıyla beraber ama bir bakıyor iki çocuğu da ortaya çıkınca, biliyorsunuz eski eşini de buraya alıp stüdyomuza gelmişti. Ne yazık ki çocuklardan birinin öldürülmüş olduğunu ortaya çıkarmıştık ama diğer çocuk bir kadına bırakılmıştı. O hemen bizi aradı. Dedi ki diğer bebek bende, onu sağ salim alma şansını yakalamıştık. Ve işte onların cinayet davasının Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Anne Melisa İlhan'ın arkadaşı Muhabbet Toz, beden ve ruh sağlığı yönünden kendisini savunamayacak çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çocuğa eziyet suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhabbet'in sevgilisi Mehmet Aksoy'a kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıl ve çocuğa eziyet suçundan da ayrıca 7 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl hapis cezası verildi. Anneye diyorsunuz işte eski kayınvalidesi diyelim. Yani öldürülen çocuğun babaannesi Sevim Erbay da bu konuda açıkçası çok tepkili. Çünkü bütün bunlara gelinim sebep oldu dedi bu kararın da ardından. Ama annenin de siz de burada gördünüz zaten ruh sağlığı da çok yerinde değildi yani. İki çocuğa da bakabilecek gibi bir kadın mıydı derseniz, hani bana sorsanız
Ama böyle de bakacak olursak zaten Türkiye'deki çocukların yarısını alıp koruma altına almak lazım. Maalesef. Şu programda her gün neler görüyoruz. Evet. İzleyelim. Türkiye'nin gündemine oturan cinayet. Ölü olarak bulundu. O Gamze Mehmet Aksu. Benim çocuğu benim mi aldılar da öldürdüler? Öldürüldü. Derin dondurucuya kondu. Çocuk giyim mağazasının bodrumuna inildiğinde bir derin dondurucuya rastlanıldı. Ekipleri bile mahveden bir görüntüyle karşılaştılar. 3 yaşındaki Lina Nazlı için adalet zamanı. Anne Melisa İlhan'ın ortaokul arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Annesinin arkadaşı ve sevgilisine ceza yağdı. Kaçırılan iki kardeşten büyük olanıydı 3 yaşındaki Lina Nazlı. Kaçırılan kızları için Melisa İlhan ayrıldığı eşiyle geldi Müge Anlı'ya. Ortaokuldan bir kız arkadaşım vardı. Eşinden ayrıl, benden gel yaşa, çocuklara ben bakarım. Benim sürekli vaatler vererek kandırdı, evine götürdü. İki kızımla birlikte gittim. Çocuğunu göstermek için kadıncağızı kötü yollara sürüklemişler. Aylardır haber alınamayan kardeşlerden küçük olanı programımız sayesinde sağ salim bulundu. Bir hanımefendi bize ulaşmış. Naime benim yanımda 6 aydır ben bakıyorum demiş. Ya ben bilmiyordum Müge Hanım böyle olduğunu. Bırakan kişinin adı ne size? Melisa dedi adına. Benden gitti kıyafetler. Kızın senin mı yani? Kızın mı? Altındaki çorabı ablasının çorabı. O büyük kızımın kıyafeti. Demek ki onunkileri ona vermişler. Çok açık söylüyorum. Sen bu öteki büyüğü ne yaptın? Sattın mı? Öldürdün mü? Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Aç o çocuğun yerini söyle. Nasıl olsa öğrenecekler senden o çocuğun yerini. Ancak ne yazık ki küçük Lina Nazlı kardeşi kadar şanslı değildi. Küçük çocuktan gelen acı haber yaktı yürekleri. Ne yazık ki acı haber geldi. 3 yaşındaki Lina, anne Melisa'yı da kötü yola sürükleyen ortaokul arkadaşı ve onun sevgilisi tarafından işletilen çocuk giyim mağazasının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu. Daha 3 yaşında olan Lina Nazlı'nın annesinin çocukluk arkadaşıyla onun sevgilisi küçük çocuğa acımadıkları gibi minik yavrunun cenazesini dondurucuda saklamışlardı. Çocuk giyim mağazasının bodrumuna inildiğinde bir derin dondurucuya rastlanıldı. Ekipleri bile mahveden bir görüntüyle karşılaştılar. Çay almaya giderken, meşrubat almaya giderken derin dondurucuyu görüyorduk. Dükkanın arka deposu var. Mutfak olarak da kullanılan bir bölüm oradaydı yani. O Gamze, Mehmet Aksu. Hepsinin eli var. İnşallah cezaevinde ölür. Anne Melisa İlhan'ın ortaokul arkadaşı Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tutuklanarak Gaziantep Etbi kapalı cezaevine gönderildiler. Acımasızca darp edilerek hayatına son verilen küçük Lina Nazlı'nın cinayetine ilişkin Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Lina Nazlı'nın annesinin Gamze olarak tanınan arkadaşı Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu, çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıl ve çocuğa eziyet suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Muhabbet Toz ise çocuğa eziyet suçundan 7 yıl ve beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Duruşmadan çıkan sonuç babaanne Sevim Erbay'ı sevindirse de yüreğini soğutmaya yeterli gelmemişti. Torunumun duruşması oldu. O iki şahıs ceza aldılar, ağırlaştırılmış. Ama benim yüreğimi soğutmadı. Bu ayın sonuna doğru Melis İlhan'ın da duruşması var. İnşallah onlar kadar da Melis İlhan ceza alır. Zaten buralara gelmeniz evet Allah için senin sayende oldu. Senin sayende diğer torunuma kavuştum. Senin sayende torunumun bir mezar oldu. Allah seni ergıdıp incitmesin. Sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Canım benim ya. Olan da gene babaanneye olmuştu kadın. Arada Oradan oraya Sevimcim koşuştu durdu ama bir bebeğini kaybetti. Diğer bebeği Allah'tan sağ salim bulundu. Keşke bütün bunlar hiç yaşanmasaydı. Şimdi güzel almış o kız ağırlatılmış müebbet. Yani hakimlerimizin eline sağlık da bence verebilecekleri en büyük cezayı vermişler yani. En yüksekten vermişler cezayı. Ona da 27 yıl. Anlamadım ben yani 3 yaşındaki çocuk daha artık iyice bitti. Herkes bitti. Dövüşecek. Öldürecek, kavga, herkes bitti, küçük bebeklere sıra geldi yani. Ya bu nedir kardeşim yani? Bu hayata eğer denk geliyorsan, bugün istiyorsan çok uluslu bir şirketin sahibinin çocuğu da olsan, tamam mı? Gene seni geçiriyorlar şirketin başına. Eşek gibi de çalıştırıyorlar, benim çok arkadaşım var.
paraları var, pulları var. Çocukları da o şirketin başına geçsin diye orada eğitim al. Bu yabancı dili de öğren, bu da bilmem ne falan. Bu nedir? Ben oturduğum yerden bir tane kadını göndereyim, fuhuş yaptırayım, para kazanayım. Kendimle gideyim o paraları, sen de işte aynı şekilde. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen aynı. O paralar da nereden? Haydan gelen huya gider. Sen bileğinin hakkıyla çalışarak, emek vererek, sağlığından vazgeçerek çalışıp alın teriyle kazanırsan o parayı. Evet, o parayı gayet de güzel yere kullanırsın. Bugün adama bakıyorsun, nasıl zorluklar, adam hamallık yapıyor ama öyle böyle bir ev alıyor. Neden? Çünkü biliyor, o paranın da kıymetini biliyor. Öteki türlü bunlara gelen para anam hiç de yaramıyor. Ceplerinde paraları da yok bunların. Kumarda şeyde para mı dayanır içkiye, kumara? İnsan içkisini de içiyorsa içeceği zamanı vardır. Kumarını da oynayacaksa oynayacağı zamanı vardır. Ama işte geliyor tabii, düşünsene 10 tane kadını sal. Kadınlar getirsin para, git akşam kumar oyna, ye bitir. Ertesi gün git sor, bunları karınları da aç ha. İşte al, bu da aynı işte, öyle bakmıyor bile suratıma, ona söylüyorum da hiç üzerine alınmıyor. Yani bir dikili ağaçları da yok. Var mı senin dikili ağacın? Yok tabii. Olmaz ki. Olan kadınlara oluyor, çocuklara oluyor. Nerede çoluğun çocuğun? Çocuklar perişan. Olanları perişan. Kadınların çocukları perişan. Ama kardeşim tamam bak, güzel bir hayat olmayabilir. Şunu da diyebilirsiniz. Bir tane hayatımız var. Müge abla 50 yıl yaşayacağız, 60 yıl yaşayacağız, rahat yaşayacağız. Tamam, hepimiz rahat yaşamak istiyoruz da kardeşim öyle bir dünya yok o zaman yani. Mecburen çalışacaksın. Geleceksin çoluğuna çocuğuna getireceksin. Kuşlar da öyle yapıyor. Aslanlar da öyle yapıyor. Herkes yani, dünyada yaşamanın kuralı bu. Maalesef. Evet. Yani bir tek insanoğlu için de geçerli değil yani. Bugün karınca bile alıyor değil mi? Oradan oraya, oradan oraya taşıyor yükünü. Ya karıncaların yuva bulmalarıyla ilgili bir belgesel izledim. Dur şimdi nereden, dur hep sinirlendim şimdi, dur belgesele geçeyim. Şimdi karıncalar hani bazen böyle evi karınca basıyor falan ya mesela, nasıl oluyormuş diye. Çok enteresan geldi bana. Karınca şimdi, ya bu hayvanlara da bir şey olmuş ya, bizim haberimiz yoktu. Hani yoktu tabii. Şimdi karınca diyelim ki bir tane yuvadan başka bir yuvaya taşınacak değil mi? Ne yapıyor? Gidiyor, önce bir tane yuvayı bir tanesi buluyor. Sonra o yuvayı beğenirse gidiyor bir tane arkadaşını alıyor. Bir de bunu girmek istemiyor o yuvaya. Alttan giriyor. Onu böyle zorla itiyor yuvaya. Sonra bak şimdi o da giriyor. Beğeniyor. İki kişi birden gidiyorlar. Diğer yuvadan iki kişi daha alıyorlar. İki kişi dediğim iki karınca daha. İki karınca daha gidiyorlar. O iki karıncayı daha atıyorlar yuvaya. Ediyor musun sana dört? Dört, sekiz, sekiz, on altı diye herkes birbirini iteklik yuvaya atıp yuva değiştiriyor. Allah dedim, ne iş yani? O yüzden o karıncalar hızlı hareket ediyor, pıtır 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 pıtır. Bir sürü işleri var anam onların. Sonra gidiyorlar yapraklarını taşıyıp yuvaya. Yani hiçbir şeyde öyle ayağını uzatıp da ha, rahat edeyim ya. Ayva piş ağzıma düşle, bu iş yürümez. He. Yürümem işte. Vallahi aynen öyle. Gayet tabii. Karınca işte. Evet. Hani karınca dedim ki kendi kendime, şunlar da yok mu hani onların antenleri falan oluyordu. Zaten karıncanın çalışmasını her zaman örnek almak lazım. Hayır karınca şunu diyemiyor ya. Arkadaşlar yeni bir yer buldum, gel gidelim, hani hep birlikte yürümüyorlar. Gidip birbirleri, ama bir de girmek istemiyor. Alttan itiyor onu. Onun omuzlarına basıyor, öyle giriyor falan. Çok güzeldi. Geçen gün izledim de aklıma geldim. Şimdi güzel bir haber vereyim. Bu 25 Mart'ta biliyorsunuz İstanbul Esenler'den kaybolmuştu. Evinden okula gitmek için çıkmıştı. Sonra ben kendime bir hayat kuracağım demişti. Bulmuştuk kaybında. Annesi babası ne kadar üzülmüşlerdi. Ben biraz kafamı dinleyeyim geleceğim demişti. 5 gün sonra kafası dinlenmiş bir şekilde evine ve sınavlarına, üniversitesine geri döndü. Ay canlarım benim. Ben Göknur'cum özellikle annesini de kutluyorum. Gözün aydın olsun. Kızımın üniversite hayatı yanacak diye hastalar olmuştu biliyorsunuz. Gözünüz aydın. Karı koca sizi kutluyorum. Bir tane daha haber vereyim mi? Sıkıldınız mı? Bir gelişme daha oldu ama ne yapayım şimdi? Bunlar da programda işlenen şeyler ya, size anlatayım diyorum. Bir de Elif Nur Tiftik. Bu da hiç olacak iş değildi arkadaşlar. Bu da öz babaannesi ve halası tarafından aç bırakılmış, işkenceye uğramış ve hayattan koparılmıştı 6 yaşındaki Elif. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde onun da son duruşması görüldü. Karar çıktı. Vicdansız babaanneye 29 yıl, halaya da 26 yıl hapis cezası verildi. Ellerinize sağlık sayın hakimlerim. Adım adım açığa çıkan acı gerçek. Çocuğun anlattıkları inanılmaz. Bu kapıyı açtıkları zaman bıçağın ötüyormuş. Burada yaşatıyor çocukları. İnmiyordu. Sonra bir baktık sesi çıkmadı diyor. Aç bırakılıp eziyet edilen 6 yaşındaki küçük çocuk. Vallahi benim ondan haberi hiç haberim yok. Öldü çocuk diyorlar. Hayır.
babaanneyi de tutukladılar. Bu kadarı da olmaz dedirten vicdansızlık. Çocuklar nasıl o hale geldi? İnan bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Kafalı cezaevine gönderildi. Elif Nur Tiftik cinayetinde babaanne ve halaya ceza yağdı. Adı ölümle anılmayacak kadar küçüktü Elif Nur. Onun ve iki abisinin yaşadıkları yaşlarından çok daha büyük, hiçbir vicdana sığmayacak türdendi. Gülizar Hanım, üç tane çocuktan bahsetti bize. Anneleri babaları cezaevinde. Bu çocuklara halası, amcası ve babaannesi bakıyormuş. Bu çocukları babaanne okula göndermiyor. Mapus hayatı yaşatıyor, odadan dışarıya çıkartmıyor. Bu çocuk fenalaşmış, ambulansla hastaneye götürülmüş. Ne oldu? Boğazına mandalina kaçtı. Demiş ki, en azından yemek borusunda yiyecek çıksa ki yani bizden olduğu bilinmesin. Burada yaşatıyor çocukları. Kapının üstünde bu elimde gördüğünüz çan varmış. Bu kapıyı açtıkları zaman bu çan ötüyormuş. Çocukları darp ediyorlarmış. Niye bu kapı açıldı, niye bu çan öttü diye. O çocukları öldürdüler. Çocuk kendi kendine ölmedi. Mandalinden ölmedi. Çocuk öldürüldü. Peş peşe ortaya çıkan kan dondurucu detayların ardından ilk olarak amca ve hala Deniz Tiftik yakalanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma talebiyle sevk edildi. Hala, amca ise olaydan sonra çıkan tartışmada silahla tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Benim özgürlerim, hayır hayır. Firari olarak aranan babaanne Cihangül Kurumlu'yu Müge Anlı bu. Her şeyden habersiz olduğunu söyledi. Müge Anlı'dan geliyorum. Niye, sebep ne? Torunumuzun ölümüyle alakalı arıyorum sizi. Vallahi benim ondan hiç haberim yok. Otobüs durağında bulduğumuz babaanne için de yolun sonu cezaevi oldu. Polis ekipleri geldi. Babaanneyi de tutukladılar. Bu görüntü de yaptığım programlar arasında unutamayacağım görüntülerden biri. Şimdi otobüs durağında kadını arıyor bütün polis ekipleri falan. Bizim Müge dolanıyor haber verdi izleyicimiz. Dedi ki sizler aradınız babaanne dedi otobüs durağında. Müge'yi hemen aradık, Müge koştu otobüs durağına. Diyor ki işte şimdi diyor size diyor niye geldiniz, ayrılın diyor, Müge Anlı'dan geliyoruz. Müge Anlı'dan da anlamadım. Aslında iyi şeyler için de geliniyor. Daha çok iyi şeyler için kapı çalıyoruz. Çocuk muydu arayan? Bak onu hatırlamıyorum. Küçük bir çocuk aramış babaanne orada diye. Torununuzun ölümüyle ilgili. Benim hiç ondan haberim yok. İnsan der ki torunum mu öldü? Aa, hani hayır nasıl olur değil mi? Bir kalkar, nasıl torunum mu öldü? Sen ne diyorsun? Der. Benim o konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Firari olarak aranan babaanne Cihangül Kurumlu'yu Müge Anlı buldu. Her şeyden habersiz olduğunu söyledi. Müge Anlı'dan geliyorum. Niye, sebep ne? Torunumuzun ölümüyle alakalı arıyorum sizi. Vallahi benim ondan hiç haberim yok. Otobüs durağında bulduğumuz babaanne için de yolun sonu cezaevi oldu. Polis ekipleri geldi. Babaanneyi de tutukladılar. Bize iftira atanlar kim biliyor musun? Çek. Polisler mi geldi? Ne oldu? Ben almadım. Tamam gireyim ben anlatıyorum yani. Çocuklar nasıl o hale geldi? İnan bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum nasıl ama geldi onlar. Siz bilmezsiniz, kim bilecek çocuk? Yani kavga diyor işte. Birbirlerini yiyorlar çocuklar. Dövüyorlar birbirlerini. İşkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve Alsoy'a karşı kasten öldürme, diğer torunlarına yönelik eziyet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen babaanne ve hala küçük Elif Nur'un açlıktan nasıl öldüğünü açıklayamadılar ama beraatlerini istemekten de geri durmadılar. Vicdanınız sızlamadı mı? Niye aç bıraktın? Elif Nur ve iki küçük abisine yönelik suçlamalarda amca beraat etti. Babaanne ve halaya ise ceza yağdı. Hala Deniz Tiftik, yeğenlerini eziyet suçundan 8 yıl 4 ay, yeğenini kasten öldürme suçundan 18 yıl 4 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vicdansız babaannenin ise torunlarına eziyet suçundan 10 yıl, torununu kasten öldürme suçundan 19 yıl 2 ay olmak üzere toplam 29 yıl 2 ay hapsine hükmedildi. Ellerine kollarına sağlık sayın savcımızın, hakimimizin, polisimizin, jandarmamızın. İyi ki varsınız. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın inşallah. Efendim, programın başında söylemiştim ya, hani biz küçük fotoğrafı görüyoruz ama geniş resmi göremiyoruz. İşte o küçük fotoğrafta istediklerimiz oluyor. Belki bunlar için çok mücadele de ediyoruz ama ne yazık ki bazen bizim için güzel sonuçlar vermiyor. İşte onlardan biri, bir konuğumuz aramızda Serpil Eken. Kendisi Antalya Manavgat'ta yaşıyor, 46 yaşında. Boşanıyor. Biraz da kötü bir, tabii ben boşanmalar kötü insana kötü etki bırakır her boşanmada olduğu gibi. Ve boşandıktan 12 gün sonra Facebook'tan biriyle tanışıyor. Biraz
biraz da galiba boyuna posuna da aşık olmuşsunuz. Evet. Anlattığınıza göre 1.90 boyundaydı falan diye. O da işte senle evleneyim falan filan derken daha tanışır tanışmaz anladığım kadarıyla iş gene para mevzusuna geliyor. Hanımefendinin 450 bin lira birikimi var. Kaçtı, 450 miydi? 420. 420. 420 bin lira birikimi vardı. 420 bin liralık birikiminden 412 bin lirasını bu evleneceğini düşündüğü kişiye kaptırıyor. Sadece oradan 8 bin lirası kalıyor. Sonra zar zor 58 bin lirayı geri alıyor. Şu an 354 bin lirası hala boyuna pasına aşık olduğu Kenan Sakın'da. Bir de Kenan'ın evli olduğunu da öğreniyor üstüne. Evleneceğim derken. Ve soluğu stüdyomuzda alıyor. Çok evet. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani kendisi de size iktisadi ticari ilimler mezunuymuşsunuz. Evet, iktisat mezunuyum. Uludağ Üniversitesi. Yani... Ha? Mali müşavirlik yaptım. Mali müşavirlik yaptım, evet. Hadi buyur. Yani mali müşavirlik yapmak da yani kafa ister yani. Hani evet. Her ben yapamam yani öyle rakamlarla uğraşamam bütün gün. Anlarsın. Yani ama... başkalarının sıkıştığı zaman akıl danışacakları bir makam. Evet. Yani evet. Mali müşavir olarak ekonomi tahsili yapmışsınız. Ben dahi bazen bu vergiyle ilgili, parayla ilgili bir problem olduğu zaman hemen mali müşavirimi arıyorum. Hı. Aman şu konuyu nasıl yaptınız, bana bilgi verin de yarın bir problemimiz olmasın diye danışırım. Hı. Yani sizin bütün bu bilgilerle mücehhez bir hanımefendi olarak hala bu işlere nasıl kalkıp da kendinizi kaptırıp nasıl paranızı verebiliyorsunuz anlayamıyorum yani hanımefendi. Yani basiretim bağlandı herhalde o esnada. Aşk. 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 Sevgi. Her şeyi kapatıyor. Sevgi değil bence. Aşk. İkisi sevginin çok farklı de şeyler. Daha ilerisi. Ben tam tersini düşünüyorum. Hayır, sevgiden önce mi sonra mı aşk? Ben önce aşk olduğunu sonra sevgi olduğunu düşünüyorum. Ama o aşk olduğun zaman zaten bir sevgi başlamıyor mu? İkisi beraber başlıyor esasen. Aşk daha gelip geçici bir duygu gibi geliyor bana. Çünkü o şekilde yaşayamaz. Ömrümüzü hep o kalp çarpıntısıyla geçiremeyiz yani. Erken ölürdük. Anlatabiliyor muyum? O heyecanı o kalp çarpıntısıyla geçiremeyiz. Bence önce aşık oluyorsun. Sonra da... Sonra eğer hani işler yolunda giderse o sevgiye dönüşüyor. Zaten eğer sevgiye dönüşmezse de aşk dediğin şey başlayıp orada kalıyor. Aslında aşk dediğin şey de tamamen cinsellik. Yani şehvet aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani karşı cinsi bence ilgi duymakla alakalı. Sonra sen onu eğer rayına oturtabilirsen o sevgiye, işte bazen evliliğe falan dönüşebiliyor. İşte sevgiye oturtamazsan geçici oluyor o şehvet mevzuları dediğin. İşte mevzuları geçici oluyor. Geçici işte oluyor. O mevzularda da paranı sevgiye kaptırırsan. Doğru. Sevgiye döndüğü zaman iş daha perçinli. Rayına oturmuş oluyor. Doğru. Kabul edilmiştir. Oldu mu? Evet. İzleyebiliyor muyuz? Önce Serpil Hanım daha derdini anlamadan biz kadına bin ton şey söyledik de. Biz biliyoruz huyumuz batsın. Serpil kusura bakma. Bizim huyumuz kurusun. Biz Rami Bey'le böyleyiz. O nedenle bakalım Serpil Hanım bir anlatsın neler yaşadı. Sonra dinleyeceğiz ondan ayrıntılı bir şekilde. 46 yaşındaki Serpil Eken'i Antalya'dan Müge Anlı'ya getiren neden, sosyal medyadan tanıştığı ve yalnızca iki kez görüştüğü 50 yaşındaki aşkına 354 bin lira kaptırdığı iddiasıydı. Biz Kenan'la 12 Nisan 2022'de tanıştık Facebook kanalıyla. Bana mesaj atıyordu sürekli. Bayağı da kibar birisi olduğunu düşünerek, kültürlü birisi olduğunu düşünerekten ben isteğini kabul ettim. 1.90 boyundaydı. Gerçekten tipi, fiziği, her şey benim çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten sevebileceğim insan bu demiştim. İlk görüşte aşık oldum. Yanımda olmadığı zaman fotoğraflarına bakıp hasretimi gideriyordum. Fotoğraflarına her gün saatlerce bakıyordum. Okşuyordum yani fotoğraflarımı. Toplamda iki defa görüştük. Paramdan pulumdan etti beni. İlk görüşte kendisiyle evleneceğini söyleyen aşkının ardında kötü izler bırakacağını tahmin edemedi Serpil Eken. Tanışalım arkadaş olalımdan ziyade direkt evlenmek istediğini söylüyordu. Bir ay sonra Manavgat'a geldi. Şırnak'la bütün bağlantısını kesip benim için Manavgat'a yerleşeceğini söylüyordu bu insan. Yani o kadar çok üzüldüm ki çünkü ben
Ben onu gerçekten çok sevmiştim, tertemiz bir duyguyla. Ama benim bütün hayallerimi yıktı yani. Güvenim sarsıldı ve aşka inancım kalmadı. Yani o kadar sevmişsin, iki seneni vermişsin, paranı vermişsin, elinde avucunda ne varsa. Beni bu şekilde dolandırması hiç hoş bir davranış değil. Bir iyiliğin, sevginin karşılığı bu olmamalı. Kötü bir evlilik geçirdiğini söylüyordu Serpil Eken. Boşandıktan 12 gün sonra tanıştığı aşkı havalara uçacaksın dedi. Ancak Serpil Hanım dibi gördü. Yüz yüze geldiğimizde beni o kadar böyle el üstünde tutuyordu ki hani havalara çıkarıyordu resmen. Ben de onun gerçekten benimle evlenmek istediğine inandım. Sürekli aşkım, bebeğim, seni çok seviyorum. İşte seninle evleneceğiz, bir yuvamız olacak. Sürekli böyle şeylerden bahsediyordu. Ben onunla tanışmadan 12 gün önce boşanmıştım. Biraz sıkıntılı bir evlilik geçirmiştim. Mutsuzdum. Onun sevgisi, ilgisi bana iyi geldi. Nereden bilebilirdim ki ben bunları yaşayacağımı? Sevdiği adam memur olduğunu söylediği için istediği paraları kardeşlerinin hesabına gönderdiğini öne sürdü Serpil Eken. Yöntem farklı, sonuç aynıydı. Para bitince aşk da bitti. Bana kendini Türkiye Kömür İşletmelerinde memur olarak çalıştığını söyledi. Restoran işiyle de uğraştıklarını söyledi ailece. Bana kendini bekar olarak tanıttı. Bir tane evlilik yaptığını, o evliliğinin bittiğini, o evliliğinden 3 tane çocuğu olduğunu söyledi. İkinci evliliğini biz daha sonra araştırdığımız zaman öğrendik. 3 tane çocuğu da ikinci evliliğinden varmış ve ikinci evliliği devam ediyormuş. Keşke daha önce araştırmış olsaydım ama ben bunu parayı verdikten sonra öğrendim. Tanıştıktan bir süre sonra bana çalışmadığımı, neyle geçindiğimi sordu. Birikmiş param var dedim. 420 bin liram olduğunu biliyordu. Bana Manavgat'tan bir arsa aldığını, bu arsaya evlendiğimiz zaman oturacağımız evi yaptıracağını söyledi. Hatta 2 tane arsa aldığını söyledi bitişik olarak. Bir tanesini yatırım amacıyla, bir tanesini ev yapma amacıyla. Bana dedi ki 300 bin lira eksiğim var dedi. Ben ilk başta kabul etmedim parayı vermeyi. Dedi ki bana bu parayı sana dedi 3 ay sonra ödeyeceğim dedi. İkinci olarak bir araç aldı. Onun için de 100 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. 5-6 gün sonra da bunu gönderdim kendisine. Daha sonra özel ihtiyaçları için 10 bin lira ve 2 bin lira olmak üzere 12 bin lira daha istedi. Bu paraları benim hesabıma atma. Ben devlet memuruyum. Ondan dolayı hesabımda yüksek meblağ bulunduramam. Kardeşi Can ve arkadaşı Selim'in adına para yatırmamı söyledi. 112 bin lirasını Can'a, 100 bin lirasını da Selim'e gönderdim. Elimde zaten benim toplamda 420 bin lira bir birikimim var. Param bitti, aşkı da bitti. Dolandırıldığımı anladım. Aşktan yana şansı olmadığını düşünen Serpil Eken'in tek bir ümidi var. O da verdiği paraları geri alabilmek. Kenan, beni kandırdın, sevdiğini söyledin. Benim bütün duygularımı alt üst ettin. Senin sayende sevgiye, aşka hiçbir şekilde inancım kalmadı. Benim paramı bana geri ver. Faiziyle birlikte dekontların üzerinde de yazmışım. Borç olarak verilen diye. Müge Hanım, ben sevdim, aşkına inandığım bir insana elimde avucumda ne varsa verdim. Ama o buna layık bir insan değilmiş. Benim paramı geri versin. Hiçbir insanın da başını yakmasın bu saatten sonra. Hiçbir kadın. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet Serpil Hanımcığım, ne kadar zamandır bir kere bu işlerle uğraşıyorsunuz? Mali müşavirlik işleriyle. Yok yok. Bu alacak verecek işleriyle. Ha, bu alacak verecek. yaklaşık bir yıldır uğraşıyorum. 2 yıl önce kaptırdım parayı. Yani 3 aylık bir süre vermişti bana. 3 ayın içerisinde sana bu parayı teslim edeceğim dedi. Ama aylar, yıllar geçti üstünden. Para hiçbir şekilde gelmiyor. Siz Facebook'tan nasıl tanıştınız? Ortak bir arkadaşınız mı vardı? Hayır, ortak bir arkadaşımız da yok ama o bana mesaj gönderdi. İlla ki tanışmak istediğini söyledi. Hani beni çok beğendiğini. Hayır, siz dediniz mi? Beni nereden buldun? Dedim tabii ki. Evet. Nasıl ama olmuş? Yani tanıyor olabileceğiniz kişiler geliyor ya. Oradan görmüş, eklemiş. Ama tanıyor olabileceğiniz kişiler de siz bir gruba girerseniz ya da bir arkadaş çevrenizden gelmiyor muydu? Yani normalde öyle olmaz. İlk açıldığında benim de bir Facebook'um vardı da oradan biliyorum. Bulalım okul arkadaşlarımızı falan dedik. Sanki ayrılmışsın 30 sene önce birden çok samimi olacakmışsın gibi geliyor. Evet. Hayır yani merak etmediniz düşünün. Bir adam bayram diye seyran değil. Diyor ki ben seninle tanışayım evleneyim. Çok beğendim. Mesela neyi mi beğendi?
Ben biraz fazla soru da soruyor olabilirim. Şimdi neyimi beğenmiş? Belki de hesaplarımı takip ettiğini ki... düşünüyorum ben Müge ha? Hanım. Öyle bir soru soruyorsun ki neyini beğendim? Ama ben sorarım. Şimdi bir tane adam gelse şimdi oradan arkadaşlık teklif etse seni çok beğenmem. Dedim ki bir dakika yani sen beni nereden tanıyorsun? Yani sen benim neyimi beğenmiş olabilirsin ki? Fotoğraflar vardı ya oradan yola çıktı. Ha, fotoğraflarınızı beğendiniz. Evet, evet. Sonra? Daha sonra biz bu zaten olaya direkt evlilik olarak girdi. Arkadaşlık teklifi falan da değil. Evlenmek istediğini, bir tane eşi olduğunu ama ondan ayrıldığını, o kadından 3 tane çocuğu olduğunu söyledi. Daha sizin sonra... çocuklarınız var mı? Yok, benim çocuğum yok. Ben 13 yıl evli kaldım, çocuğumuz olmadı. Şimdi biz bir tanık vasıtasıyla bu adamı araştırdık. İkinci bir eşi daha varmış. Ama o tabii o sonradan çıkar tabii. Yani evet. Ben zaten şunun için bunları soruyorum. Yani kusura bakmayın biraz kızım sana söylüyorum. Gelinim seni anladı. Evet. Şimdi bayram diye seyran diye hani gerçekten hani şey değil ya. Şimdi bir adam diyor ki seni çok beğendim. Öyle mi yazdı? Evet. Seni çok beğendim. Ben de yani sen şimdi şu Instagram'da da zaten yani vallahi ne bileyim hani o kadar çok beğenilecek tipler var ki. Hani zaten her şey ortada. Anlatabiliyor muyum? Yani beni niye beğensin ki diye düşünmediniz mi? Ya düşündüm tabii ki ama yani bilmiyorum. Hayır ama bak bunu düşününce zaten ona cevap verilmez ki en başta yani. Şimdi bu girdiğin zaman Instagram'a, Facebook'a ooo burası satış pazarlama yeri. Yani niye size yazsın? Tabii başka birçok seçenek var. He, neden siz mesela yani hayır ben hanımlar bunu düşünmüyor musunuz? Yalnız ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani ya. Şimdi banka hesaplarını takip etmiş olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü derdi sevgi değilmiş zaten anlaşıldı. Ama hayatım bu. Bunu şimdi 2 sene sonra değil o an yani. Hani ne bileyim mesela şimdi siz ben hiç öyle kendimi görmediğim için öyle de olmadığım için. Hani evet. Böyle sokakta yürürken hani kimsenin böyle dönüp de hayranlıkla baktığı bir kadın olmadım hiçbir zaman yani. Niye şimdi benim Instagram'da beni çok beğensin ki biri yani? Zaten o kadar hayranlıkla da şey yapıyorsa ben niye Instagram'a, Facebook'a ihtiyaç duyayım? Zaten yoldan biriyle merhaba, aleyküm selam. Selamla tanışırsın. Yani sizi ne etkiledi bunda? Hiç ilk defa mı böyle bir şeyle ya karşılaştınız? Ya o kadar kültürlü konuşuyordu ki. Yani o kadar güven veriyor, inandırıyor. İşte illa evlenmek istediğini söylüyor. Ailesiyle tanıştıracağını, bütün ailesine beni hayır, tanıttığını. O sizinle evlenmek isteyebilir. Siz niye onunla evlenmek istiyorsunuz? Ha şimdi siz benimle evlenmek istiyorsunuz. Tamam teşekkür ederim. Dur bakalım ben seninle evleneceğim mi? Ama ben de onu beğenmiştim işte. Fotoğrafından. Evet. Sonra yazıştınız Facebook'tan. Sonra kaç gün sonra karşılaştınız? Yani yüz yüze ne zaman geldiniz? 3 hafta sonra Manavgat'a geldi. Burada 2-3 gün kaldı. Nerede yaşıyormuş normalde? Şırnak'ta yaşıyormuş kendisi. Şırnak'tan Manavgat'a geldi. Evet Manavgat'a tamam. Geldi. Siz de gördünüz zaten evet. Anladığım kadarıyla 1.90 diye beğenmişsiniz. Yani yakışıklı gerçekten bir arkaya ama... fotoğrafını da verir misiniz? Bakayım ben. Evet de. Bakabilirsiniz. Ha. Kaç yaşında? 50 yaşına girdi. Tamam. Sonra baktınız boylu poslu. Yani hoşuma gitti. Tamam kaç gün kaldı Manavgat'ta? Manavgat'ta 3 gün kaldı. Evet. Şimdi bu 3 günlük süreç içerisinde dedi ki ben Manavgat'tan bir arsa aldım. Evlendiğimiz zaman oturacağımız evi yapacağım oraya. Manavgat'tan dedi bir arsa aldım dedi. Gitti buradan 3-4 gün sonra benden 300 bin lira para istedi. Arsa sahibine borcu kaldığını 300 bin lira. Ona acil ihtiyacı olduğunu söyledi. Ondan sonra ben de evimiz olacak diye bir güzel verdim bu parayı kendisine. Daha sonra 5-6 gün sonra yeni bir yani araç... Yani siz Facebook'tan tanıştınız. 3 gün Manavgat'ta kaldı. 3. günün sonunda adama... Yani o kadar üzülüyorum ki vallahi sizi eleştirmek evet. için söylemiyorum. Diyorsunuz ki benim 420 bin lira birikimim var. Şimdi bakın para çok izafi bir kavram. Birisi için de 300 bin lira hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama senin birikimin 420 bin liraysa 300 bin lira senin hayatının hani en önemli parası. Tabii. Hani ne yaptı bu adam 3 günde bu kadar aşık edecek kadar? Demek ki Eros okunu atmış. Peki onu mesela sizden hemen tanışır tanışmaz 300 bin liranızı isteyince hem de mesela siz niye paranızı ona anlattınız?
Ya o esnada çalışmıyordum ben. Çalışmıyorsun dedi. Hani geçimini neyle sağlıyorsun? Ailem destek veriyor. İşte onu diyebilirdim ben ama onu söylemedim. Yani benim tabiatımda da yalan söylemek gibi bir şey yok. Bu aptallığa giriyor biraz aslında. Yok estağfurullah. Yani şimdi ben ona 420 bin liram olduğunu söylemiştim. Bu zaten zemin hazırlıyormuş. Siz biraz önce belki banka hesaplarımı falan da incelemiştir falan dediniz. Evet öyle yani bir şey olabilir mi? Yani o bilgilerle mi sizden para istiyor? Yani siz deseydiniz ki maalesef benim bir birikimim yok. İşte aldığım bir aylık var 20 bin lira mesela. Aha. Bununla da ancak evi geçindiriyorum şu anda. Acaba nasıl davranacaktı? Onu düşünemediniz tabii. Düşünemedim. Hemen o teklife... Yok şimdi istedi, bir istedi. Ben vermek istemedim. Sadece güldüm geçtim. Ertesi gün tekrar aradı. Dedi ki ya dedi dün dedi bir zarf attım sana dedi. Hani bir paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Yani birbirimize güvenimiz yok mu gibisinden konuştu. Bir iki daha laflar ettikten sonra ben verdim yani nasıl olsa bir evimiz olacak diye. Vallahi hanımlar bunu her zaman söylüyorum. Leyla'yı Mecnun dahi olsanız, karşınızdaki Mecnun siz de Leyla olsanız, aşkınız tarihlere geçse, romanlara konu olsa yine de eğer merhaba ettiğiniz erkek sizden para istiyorsa lütfen bir dakikadan fazla beklemeden hemen Allah işin rast getirsin diye yolunuzu çevirin. Bunu bir erkek olarak söylüyorum. Bir erkek olarak söylüyorum. Hemen dedim anne diyorum vınlayın. Tecrübeli bir... Yani İstanbul'da mesleğim gereği, şimdi Müge Hanım yine başka türlü anlar. Her kaldırımı çiğnemiş insanım. Her kaldırımın yaşantısını bilen kişiyim. Bu tecrübemle, bu yaşam tecrübemle konuşuyorum. Lütfen hanımefendiler. Bir erkek merhaba ettiği hanımdan para istiyorsa o sizi değil sizin çantanızı düşünüyor. Bankadaki hesabınızı düşünüyor. Sevgisiz sizin şansınıza değil. Bunu bilin. Ama bütün bunlara rağmen İlla ki vereceğim diyorsanız da. O yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kenan Bey mi telefon attınız demiş. Kenan Sakın. Kenan Bey günaydın. Alo. Kenan Bey. Bir telefondan bir ses geldi herhalde. Serpil yalan söyleyip deyip, söylüyor deyip kapatıyormuş galiba. Lütfen hattan ayrılmayın çıkıyormuş. Kenan Bey yanlışlıkla beklemeye mi aldınız? Lütfen hattan ayrılmayının ısı çıktı anladım kaderde. Bir daha arayalım. Niye yalan söylüyor diyormuş? Ne diyormuş? O kadar mı? Kenan Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Müge Hanım. Buyurun. Serpil Hanım burada diyor ki ben paramı bana geri versin diyor. Ne söyleyeceksiniz? Yalan söylüyor demişsiniz. Hangi konuda yalan söylüyor? Serpil Hanım. Televizyonun sesini kapatmazsanız sağlıklı görüşemeyiz. Müge Hanım. Buyurun. Serpil Hanım'la herhangi bir borcum yok. Ben Müge Serpil'in bana verdiği o defuntları hepsi doğrudur ama ben Serpil Hanım'a parasını kuruşuna kuruşuna vermişim. Bunları mahkemede bile şu an devam eden bir sürecimiz var, bir mahkememiz var. Sizin de elinizde Serpil Hanım'ın ortaya koyduğu gibi banka dokümanlarınız, parayı gönderdiğinize dair belgeler var mı Kenan Bey? Ben bir kısmını hesapla göndermişim. Serpil Hanım kendisi de biliyor. Diğer kalanları ben Manavgat'ta otelde ben 17 bin dolar olarak kendisine teslim ettim. Ben Serpil Hanım'la Serpil Hanım benimle ilişki yaşamak istediği için ben bunu kabul etmediğim için Serpil Hanım'ın amacı ben onu terk ettiğim için onu bıraktığım için ben onunla bir aşk olan yaşamadım. Bunlar hepsi iftira, hepsi yalan. Peki aşk o parayı yaşamak... verdiğinde peki... de o parayı verdiğinde de kendisi de çok iyi biliyor. Ticari amaçlı dedim ona araç alacağım bir tane. O aracı alıp kar amaçlı vereceğim.
Arabayla da kaza yaptım. Kendisi de çok iyi biliyor. Araba paramparça oldu. Bunların belgeleri hepsi de emniyette var. Sen bu parayı benden arsa alacağım diyerek aldın. Hatta son günün bugün dedin. 300 bin lirayı sabahın 7'sinde bana gönderttirdin. Sen şimdi asla, neyin yalanını söylüyorsun? Asla benim tek hepsi, bir yalanım hepsi, yok. Hepsi mesajlarda görünüyor var. Peki Serpil Hanım sizin neyiniz oluyor? Size arkadaşım. Neyiniz? Arkadaşımmış. Nereden arkadaşsınız? Facebook'tan da tanıştığım bir arkadaş, sosyal arkadaşım. Nereden? Sosyal arkadaşıymış. Ben anlıyorum herhalde ya. Ne kadar siz de akıllısınız hepiniz birden ya. Yani Kenan yani Bey, hangi sosyal arkadaşımdan... Bir dakika Ram Beyciğim. Hangi uygulamadan arkadaşsınız? Facebook'tan. Anladım. Sonra tanıştınız. O mu size yazdı, siz mi ona yazdınız? Vallahi onu çok hatırlamıyorum. Galiba ben yazmış olabilirim. Siz yazdınız. Ne diye yazdınız? Yani benim arabam kaza yaptı, ben bir ortak arıyorum diye mi arkadaş aradınız o Facebook'ta? Hayır, kaza falan değil. Ben kazayı Serpil'in Serpil için aldım. O arabayı Serpil için aldım. Ben o parayı aldım. O arabayla ortak ikili. Yalan söylüyorum Müge Hanım. Şimdi, kesinlikle ortada Kenan araç Bey, olayı yok. Şırnak'ta yaşayan evli barklı bir adamsınız değil mi? Doğrudur. Tamam. Şimdi biraz da tabii aşk meşk değil demenizin nedenini anlıyorum herhalde. Karınız da tabii bütün bu olaylardan haberdar olmuştur. Evet Serpil Hanım zaten eşimle de görüşmüş. Ona da bir sürü tehditler yağdırmış. Yalan ve söylüyor. Yalan söyleme Kenan. Ben senin karnına hiçbir şekilde tehdit etmedim. Senin dedim eşin, seninle dedim evliliği bitecek mi bitmeyecek mi? O da bana dedi ki özel hayatım hakkında size bilgi veremem. Ama Kenan dedi öfke kontrolünü kesinlikle sağlayamayan, çok agresif, şiddeti çok yüksek olan bir erkek dedi. Ben dedi boşanmak istiyorum, boşanamam. Öyle şeyler söyleme. Niye o zaman ilk eşinden ayrılmış? Ama ikincisinden bir türlü ayrılacağım dedi abla. Kendi yorumlarınızı lütfen programda yapmayın. Kendinize ait fikirlerinizi istemiyorum programda. Buyurun. Müge Hanım. Buyurun. Şu an bizim süren bir mahkememiz var. Kenan Bey, mahkemeniz var. Evet, o mahkemenin sonuçlanmasını bekleyemediği için zaten insanlar buraya geliyor. Ben size çok açık bir şey soruyorum. Facebook'tan bir tane kadınla tanıştınız. Zaten evli barklı çoluk çocuk sahibi adamın Facebook'tan bir kadınla tanışması ne demek? Şimdi hani ben size ilk soruyu soruyorum. Ne münasebet? Ne, yani siz mesela Serpil Hanım'la yazışırken sizin karınızın haberi var mıydı bundan? Hayır. Yoksa o zaman demek ki o benim arkadaşımdı hikayesini karınıza saklayın. Tamam mı? Evli adamın Facebook'ta bir kadına yazışması ne demek? Boşanma sebebi. Şu an siz... Hangisi yaptığım benim boşanma sebebi? Ben mi sizin ikinizi tanıştırdım? Sen yazıştın mı kardeşim? Senin karın başkasıyla yazışsa hoşuna gider mi? Sen bu kadınla yazışmışsın. Sen şimdi bu kadınla yazıştın, tamam. Parasını da aldı. Kadın da paramı geri ver diyor. Sen de delikanlı gibi geleceksin, paranı ödeyeceksin. Bu kadar az basit. Az önce Avukat Bey bir şey söylüyordu Müge Hanım. Daha ötekisi hikayenin mişli zamanı yani. Müge Hanım sözünüzü kesiyorum. Az önce Avukat Bey bir şey söylüyordu. Serpil Hanım'ın elinde bu parayı verdiğine dair dekontları var. Senden aldığı 58 bin liranın da dekontları var. Acaba sizin bu 17 bin doları kanıtlayacak bir belgeniz var mı? Değil mi beyefendi? Az önce tabii, onu sordunuz. Tabii. Kenan var Bey. Mı? Yani siz biraz önce 17 bin doları TL karşılığı 17 bin dolar ödedim dediniz. Bununla ilgili bir belge var mı elinizde? Belge yok. Benim yeğenim vardı yanımda. Yeğenimle beraber gittik. Ben Manavgat'ta otelde Serpil Hanım geldi otele, resepsiyonda ben bu paranın hepsini kendisine teslim ettim. O şekilde. Yalan söylüyor. Bu kadar itiraflı bir durum varken neden bir belge almadınız? Evet. Kaldı ki Kenan Bey. Ben bunu düşünemedim. Farklı bunu itiraz edeceğini hiç düşünemedim. Ne yapmadınız? İtiraz edeceğini düşünememiştim. Ona inanmıştım, ona güvenmiştim. O da yalan size güvendiğini söylüyor ama. A'dan Z'ye yalan söylüyor. Kenan Bey, bizim kanunlarımıza göre, Medeni Kanunu'na ve Borçlar Kanunu'na göre 50 Türk lirasının üzerindeki alışverişler
yazılı belgeye intikal ve etmediği takdirde, elinizde belge olmadığı takdirde, sözlü beyanla yaptığınız "ben ödedim" kelimesi hukuki bir kıymet ifade etmiyor. Onun için şu anda 17 bin doları ödedim demenizin hiçbir hukuki tutar tarafı yok. Evet. Bunu bilin. Yani hanımefendi kalkıp da sizden şu anda sizin elinizde belge olarak ne var? 58 bin liralık mı? 58 bin lirasını parçalar halinde. 300 bin lira mı gönderdiniz? 412 bin lira. Ben 412 bin lira gönderdim. 58 bin lirasını iade etti parçalar halinde. Tamam. Onu da zorlaya zorlaya. 58 bin liralık belgeniz geçerli olabilir. Var. 412'den 58'i düştüğünüz zaman 354. 354 bin lira siz hanımefendiye borçlusunuz. Bunu belgeyle ispat etmediğiniz takdirde hanımefendi açtığı davayı kazanır. Sizin mal varlığınıza da tedbir koyabilir, el koyabilir. Bunu bilin. Rami Bey, bende belgesi var. Belgesi var. Tam atın belgesini. Yok dediniz de siz yok diyorsunuz. Bak belgesini size kendisi icra dairesine gidip ben tüm paramı aldım diye icrada o belgeler şu an elimde. Kendisi icra dairesinde bu icraları kaldırdı. Ben paramı beyefendi, aldım diye. Bakın bir 200 bin liralık burada ödeme yapmış hanımefendi size. Bir 30 bin üzerinde çizilmiş 30 bin lira mı 50 bin lira mı bilmiyorum. Bir tane yapmış. 50 bin lira. Ondan sonra yine bir tane yapmış. Üzerine de şeyleri de yazıyor yani. Ne borç denir? Olarak verilen borç olarak verildiği yazıyor. Bir tane bir 1000 lira göndermiş. Bir tane yine bir 50 bin lira göndermiş. Yani bu kadın bu size gönderdiği paraların belgelerini saklıyor. Siz bunun karşılığında borcunuzu ödediğinize dair belgeyi atarsanız tamam. Ya bu kadın ödediği para belli size. Şimdi Müge Hanımcığım demek istiyor ki. Siz de karşısında 50 bin lira ödediğinizi de söylüyor. Ben diyor geri kalan paramı istiyorum diyor. Ne zaman vereceksiniz? Ya, dinler misiniz? Dinliyorum. Bir dinler misiniz? Müge Hanım beni bir dinler misiniz? Bir dakika bir Kenan Bey'i dinleyeyim sizinle. Dinler misiniz? Buyurun. İcra dairesi Manavgat'ın 2. icra dairesinde kendi beyanı ben paramın hepsini aldım. Ben paramın hepsini aldım. İcraların hepsini kaldırdı. Şimdi ben demek istiyorum ki burada kendisi beni aradı. Bak dedi kardeşime dedi arkadaşıma rezil oluyorum. Çünkü kendi hesabına istemediği için bu paraları. Hayatım geç onu ben sıkılıyorum. Gittin icra dairesine ben paramı aldım diye beyan atardın şimdi mı? Şimdi verdim ama bu adam beni tehdit etti. Biz gördük. Yazılı olarak bahsettiği gibi evet. Ben alacağımın tamamını aldım diye imza verdiniz mi dosyaya? Ya ben verdim ama mecburiyetten bu tehdit etti beni ama. Kenan Bey o zaman sizin şeyiniz var canım. Siz bu ortaya koyduğunuz konuyla ama ben parayı almadım hukuken ki. Hukuken borcunuzu ödemiş sayılabilirsiniz. Kaç liraya koydurmuştun haciz? Kaç lira için bu imza attı? Şimdi hacizi 354 bin lira üzerinden sonradan da aldım diye imza mı attın? Ya şimdi o kadar tehdit etti. Ortadan kaldırırım dedi. Yani her türlü haka. Ondan sonra ben çekindim, korktum bu tavırlarından. Tamam Kenan Bey, sizin eğer içinizde siniyor mu? Yani ödediniz mi parayı? Ben size şahsen ödediniz mi parayı? Evet, kuruşuna kadar ödedim. Ayrıca Nide Hanım tehdit diyor ya. Ben şimdi ona, size onun tehditlerini atabilir miyim? Atın. Ben şimdi bana bir WhatsApp numarası gönderin. Müge Serpil'in tüm tehditlerini ben size atıyorum. Kenan Bey, bakın ben size şöyle söyleyeyim. Zaten Serpil Hanım'ın biraz aklı başında olsa size hiçbir şekilde para göndermezdi. Tamam mı? Yani Serpil'cim kusura bakma. Yok estağfurullah abla. Siz de eğer gerçekten Facebook'tan tanıştığınız birinden zaten hani bu işlere tevessül etmeseniz zaten ondan para istemezdiniz. Ama Serpil'cim gidip de böyle bir şeyin altına imza attınsa Rami Bey'in çok üzücü ama gerçek bir sözü var. Bir tane üzerine iftarda sodalı ayran içeceksin yani. Ayılana limon, bayılana gazoz ikram ederler yani, de bu durumda. Vallahi tebrik ederim ben bu adamı gerçekten. Ne yapacaksın? Ablacığım ben ne yapayım? Tehdit etti kesin. O tehdit ettiğinde icra dairesine gidene kadar polis karakoluna gitseydin. Antalya'da yaşıyorsun. Antalya'da, İstanbul nasılsa her taraf polis Antalya'da. Şimdi
Şimdi ben bu adamı vicdanıyla baş başa bırakıyorum şu anda. Bu parayı bana vermediği halde kuruşuna kadar ödedim diyor Müge Hanım. Tamam da bir tanem, anlıyorum seni, tamam tehdide uğradın. Ama yani sen bu Antalya'da yaşıyorsun yani. Hani hiç kimsenin polisin, var? Jandarmanın ulaşamadığı da ben şurada dağın başındayım. Hani bir ev kurdum kendime de, oraya da kimseyi çağıramıyorum. Telefon da çekmiyor denen bir yerde değilsin ki, Antalya'dasın. Yani sen gitsen asayiş müdürlüğüne desen ki böyle böyle bu beni tehdit ediyor bu adam. Paramı da ödemiyor desen. İcra müdürüne gidene kadar polis karakoluna gitseydin be yavrum. Asayiş müdürlüğüne gitseydin. Abla 10 defa aradı o gün. Geçtin mi, vazgeçtin mi, vazgeçtin mi? 10 defa aradı en azından. Bak ben seni anlıyorum. Ama şimdi ne yapacağız Müge abla, benim paramın üstüne su mu içeceğiz? Şimdi bunu ben söyleyince sanki ben karar vermiş gibi olmayayım. Benimle hiç alakası yok ama evet. Yani. Evet. Ne yazık ki evet. Bakın şimdi siz yine mali müşavirsiniz. Ekonomi tahsili yapmışsınız. Açtığınız icra takibine gidip de ben icra takibindeki alacaklarımın tamamını aldım, hiçbir alacağım kalmamıştır diye imza verirseniz, bunun hukuki neticesini düşünmemeniz, bilmemeniz mümkün mü? Ya da bunu bana sormanızın ne gibi bir şey olacak yani? Yani yarın bir gün hakim karşısına çıktığınız zaman, özür dilerim, Kenan Bey dese ki, sayın hakimim, bu hanımefendi aynı zamanda ekonomi tahsili yapmış, mali müşavir. Hani hiç okuma yazması olmayan birisi, kardeşim ben anlamam, bana imzalattılar dese ayrı ama... Bu tahsili yapmış, bu tecrübesi olan bir hanımefendinin ben alacaklarımın tamamını aldım derse, Kenan Bey de haklı olarak bana Rahim Bey ben bu parayı icra dairesinde ödedim der, biz de karşılığında bir şey söyleyemeyiz. Kusura bakmayın. İki defa iki dört. Aklın yolu bir diyoruz. Yani siz nasıl kalkıp ya icraya vermeseydiniz ya, ya kalkıp da aldım demeseydiniz. Ya şimdi bu kişi gerçekten öfke kontrolünü sağlayamıyor. Sürekli tehdit, sürekli hakaret. Parayı aldı. Ondan sonra zaten sürekli tehditler, hakaretler çoğaldı. Peki şimdi ne mahkemeniz devam ediyor buna ya rağmen? Hakaret davası. He? Hakaret davası. O hakaret hiç. Yani alacak davanız yok. Alacak davamız da olacaktı. Tekrar olacak alacağız. Değil. Alacak davasını siz bilirsiniz, kusura bakmayın. Yani ben moralinizi bozmak ama istemem. Ama biz tamamen iyi niyetli bir şekilde vazgeçmişiz. Hanımefendi yani alacak da... davasını açtığınız zaman Kenan Bey icra dosyasındaki bu yazılı beyanınızı mahkemeye sunduğunda Kenan Bey dava reddolduğu gibi bir de karşı tarafa Kenan Bey, avukatlık ücreti mahkeme Bey, masrafları ödersiniz. Kenan Bey teşekkür ediyorum. Sizin eğer içiniz rahatsa ödediyseniz. Şimdi ben onun tehditlerini size atmak istiyorum. Onun bana attığı mesajların hepsini size atmak istiyorum. Ben de seninkileri atarım o zaman. Ben de seninkileri atarım. Tamam sen benimkilerini at, ben seninkilerini vereyim onlara. Kenan Bey ben size sadece şunu söyleyeyim. Bazen hukuk kalple eşdeğer yürümez. Ama ben size Müge olarak söyleyeyim. Ben hiç Facebook'tan tanışılan bir kadından para istemenin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Siz o kadar. Yani siz eğer bunun normal olduğunu düşünüyorsanız yapmaya devam edin. 50 yaşında bir adammışsınız, gördüm siz de. Artık hani yaşınızı başınıza almış bir insansınız. Facebook'tan tanıştığınız bir kadından para istemenin anlamı nedir? Müge eğer Hanım, bununla ilgili de bir cevabınız varsa onu da duyalım da diğer konuya geçeyim. Var mı? 4-5 kişiye daha yapmış aynı. Bilmiyorum hareketi. Hayatım ben yani onu. Kenan Bey var mı bunun bir mantığı? Ben fazlasıyla parasını iade etmişim. Vicdanen de çok rahat. Siz böyle bir imza attı, iade ettim diyorsunuz. Ben size başını soruyorum. Siz bu kadından niye para istediniz kardeşim? Bitti mi yani? Eşiniz, dostunuz, akrabanız, herkes bitti. Sıra bu Manavgat'taki bu kadına mı gelmişti yani? Bu muydu? Yani bunun cevabını kendimi bana... Kendimi ifade edebilir miyim? Buyurun. Ben bu parayı vermişim ve kesinlikle benim vicdanım da rahat. Onun dışında bu parayı alınca ticari amaçlı, ben kadına kar amaçlı, ben ona kar araba alacağım. Ya bu kadıncağızın ne ticari nesi olacak ya?
Bu kadınla hangi ticaret yapacaksınız? Yani Şırnak'ta bütün ticaret yapacağınız eşiniz, dostunuz, akrabanız, bütün Şırnak'ın adamları bitti. Manavgat'taki bu kadına mı sıra gelmişti yani? Niye bu kadınla siz ticaret yapıyorsunuz? Ha kim ki bu yani, ticaret erbabı mı? Ne bu, ticaret odası başkanı mı? Kim yani? Hadi siz bunun cevabını verin. Ticaret yapacaksınız. Manavgat'ta Facebook'ta tanıştığınız Serpil'le mi yapacaksınız yani? Cevap yok. Bazen bazı şeyleri hukuk çözmez. Bazen bazı şeyleri kalp çözer. Vicdan çözer. Toplum kuralları çözer. Yani siz bugün, ben gittim de ticaret yapacaktım. Serpil'i buldum. Manavgat'tan Serpil diye bir kadın buldum. Onunla ticaret yapacağım deseniz kim inanır? Allah sağlık saat versin. Kadir inanır yani. Üzgünüm Serpil. Sana yapabileceğim bir şey yok. Kapatır tabii hayatım. Zaten verirken hatalı. Gidip bu imzayı da atar, her şeyi de yapar. Ben şimdi verdi vermediği, ben bir şey söyleyemem ki. Adam bununla ilgili belgem var dedikten sonra onun üzerine bizim konuşmamız mümkün değil ki. Ablacığım, ama ben bu zaten... soruyu sorarım. Ya bu soruyu tabii ki mahkeme de sorar. Tabii. Yani bunu savcı da sorar, merak etme. Yani bunu mutlaka ben nasıl soruyorsam savcı da soracaktır. Diyecektir ki neydi adı? Kenan. Alma bir dakika. Kenan diyecektir yani. Aynı benim dediğimi soracaktır. Herkes bitti. Manavgat'taki Serpil mi kaldı ticaret yapacağı diye soracaktır. İnşallah da onun da cevabı sayın savcımızı bakalım ne şekilde ikna edecek, etmeyecek. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani üzülme Serpil. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakma Serpil'im. Bırakma, gerçekten zor. Bir kızımız kayıp, hemen onu da göstereyim. Nerede benim... Bir dakika. 21 yaşındaki Nazire. Zeliha'cığım. 21 yaşındaki Nazire 5 gün önce kaybolmuş, 6 gün önce kaybolmuş hatta. Pazar günü, yok 5 gün önce. İstanbul Esenler'deki evinden iş görüşmesine gitmek için ayrılıyor. Bir daha geri dönmüyor. Annesi de kızının başına kötü bir şey gelmesine endişe ediyor. Liseyi dışarıdan okumuş. 27 Nisan'da da güvenlik görevlisi olabilmek için sınava girecekmiş. Şimdi annesi de diyor ki benim kızımın kaçması için bir sebep yoktu. 27 Nisan'da da çok istediği bir işin görüşmesine gidecekti. Niye kaybolsun ki? Kesin başına bir iş geldi diye endişeyle stüdyomuzda. Zeliha Hanımcığım, seslen kızına. İnşallah gören bilen bir izleyicimiz de ya da kendisi de bizi arar. Ha, Furkan'ı da söyleyeyim bu arada. Daha sonra aile Furkan isimli biriyle görüştüğünü de öğreniyor. Furkan'ın Trabzonlu olduğunu ve Eminönü'nde çocuk giyim dükkanı ya da dükkanında çalıştığını, dükkanı olduğunu ya da dükkanında çalıştığını biliyor. Ancak telefon numarası olmadığı için arayıp kızım senin yanında mı da mı diyememiş. Furkan'cığım, eğer hani Eminönü'nde çalışan Furkan, çocuk giyim mağazası olan Furkan. İnşallah bizi izliyordur şimdi. Eminönü'ndeki izleyicilerimiz bulurlar onu da. Bu kız sizin yanınızda mı? Niye sınava girmedi? Girmedi değil mi sınava? 27'sinde. Ha, 27'sinde daha var. Belki de girer gidip. Kağıdını aldım zaten. Güvenlik yerinden kağıdını aldım. Okulunu da biliyorum zaten. Hı. Belki ona girer o zaman. Bayrampaşa'da, Sağmacılığa'da girecekmiş. Seslen bir kızına. Kızım, hiçbir şey yok gene ortada. İş görüşmesine değil, çıkıp gittin. Hani kaçtıysan, oğlanla da kaçtıysan kaçtım de. Çık karşıma. Ben kızmadım. Bak, konuştuk bana. Telefonla konuşuyordun yanımda oğlanla. Ben konuştuğuna kızmadım. İzin verdim. Çay içmeye gideceğiz dedin, izin verdim. Hani ne, dövmedim seni, sövmedim, bir şey yapmadım. Hani derdin ne ki? Ortada bir şey olsa kaçtı desem. Yemeğini önüne getiren benim, sofrayı önüne getiren benim. Telefondan başını kaldırmayan sensin. Akşam sabaha kadar oyun oynayıp, akşam oruç açılacağına yakına kadar, akşam ezanına kadar uyuyan sensin. Daha ne yapayım ben seni, ne yaptım? Gece gündüzümü kattım. Otobüs sektöründe çalıştım, ne yaptım ben seni, otobüs yaptım. Ne diyor? Otobüs sektöründe ama hostes olarak çalışıyorum. Ben gecemi gündüzümü kattım. Şerit sayıyorum. Otobüste hosteslik mi yapıyorsun? Evet. Ben bunları yetiştirmek için. Kaç babasından 5.000 lira para istemiş bundan 5-6 gün öncesi, bir hafta öncesi mi? Parayı söylememiş bana.
Hani vermiş dardayız babası diyerekten istemiş. Vermiş mi babası? Babası göndermiş diye kontlarını attı. 3000 kaç para bir daha göndermiş babası para 5000'den sonra. Hiç sana söylemiyor ama. Söylemiyor. O 3000'den haberim var, 5000'den haberim yok. Anladım. Dur bakalım, inşallah bir gören bilen vardır. Eminönü'nde çalışan Furkan ya da Eminönü'nde çocuk giyim mağazaları olan. Ben gittim oralara da baktım. Bir tane Havuz Duhan diye bir kocaman yer var. Araştırdım. Kamera güvenlik kameralarından daha iyi sokaklarda buluruz şimdi araştırdım. Yani senin kızın sana anlatmadıysa belki eğer Furkan'la da gittiyse Furkan'a ya da Furkan'ın ailesine de ne anlattı bilemiyoruz. Bakalım inşallah şimdi ulaşırız. Canım. Bir de 27 yaşındaki Cansu'yu da göstereyim de Sevim teyzenin işine dönmeden önce cinayetine. 27 yaşındaki Cansu da 15 Mart Cuma günü Antalya'dan kayboluyor. 4 çocuk annesi. 27 yaşında 4 çocuğu mu var ya? Kaç çocuk? 9, 6, 5, 4 yaşlarında. Dört çocuğunu evde bırakıp kayıplara karışıyor. Eşiyle tartışmış. Tartışma nedeni de Cansu'nun çocuklara kızmasıymış. Bu ana şahitlik eden eşi çocuklara böyle davranmaması gerektiği konusunda Cansu'yu uyarmış. Cansu da evden çıkıp gitmiş. İlk defa kayboluyormuş ama son dönemlerde bazı problemleri varmış. Uykusuzluk ve sinir problemi yaşıyormuş. Bu nedenle de tedavi görüyor. Siz damadınızı seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Ne oldu da Cansu çocuklarını bırakıp kayboldu bilemiyorum diyorsunuz. O zaman psikiyatrik bir takım sorunları mı vardı bu çocuğunda? Psikolog hapı içiyordu, kullanıyordu. Ha. Ama yakın, benim de evim yakın. Gidip geliyordum, bir sorunları yoktu. 4 tane bebeği var. Ah canım benim ya. O demek ki biraz rahatsızlığın yükselttiği için herhalde. İşte sonsa zamanlarda rahatsızlığı vardı. Seslen sen de kızına. Gel kızım, seni ben istiyorum. Gel, çocukların ağlıyor. Yani ölüsünü dirisini biz yani kayıp nerede olduğunu bilmiyor. 4, 5, 6, 9. Çocukları da var yani. Bakalım inşallah. Bulunmasını istiyor. Ağlıyor bebekleri. Çok haklılar. Dur bakalım buluruz inşallah. İkisi de sağ salimdir diye düşünüyorum, öyle inanmak istiyorum zaten. Şimdi güzel haberler gelir. Birisi Antalya'dan, birisi İstanbul'dan kayboldu. İkisi de garip işte. Efendim, şimdi bugün size izleteceğim çok bantlar var yine Sevim Yıldırım'ın cinayetiyle ilgili. Yalnız yani Ergün Beyciğim, gene her kime ne sorsam, kiminle ilgili kimin şahitliğine başvursam yine herkes dönüyor dolaşıyor diyor ki Ergün'e sorun. Gerçekten sizin de dün dediğiniz gibi hani adınız çıkacağına canınız çıksın diyordunuz ya. Herkes yine sizden şüpheleniyor. Hangi konuyu girsem, hangi taşın altını kaldırsam. Mesela Sevim Yıldırım'ın işte görümcesi Mahigül. Özetini gireceğim. Mesela Mahigül Hanım'la konuşuyorum. Başka şeyler anlatıyor, yine size anlatıyor. Çobana gidiyorum, çoban gene size anlatıyor. Niye böyle olmuş hiç düşünüyor musunuz bilmiyorum. Müge Hanım, anlatsın seyredin. Ben ne dedim? Ne olacaksa olsun. Ben hepsini cevabını veririm. Hani kardeşlerim de burada, mayhabulam da orada. Hani ben seyredeyim. Hani tekrar da bağlayabilirsiniz. Hani bunu... Mağgül Hanım'ı izleyeceğiz. Bir neler yaşadığımızı hatırlayalım da stüdyoda bir değişiklik yapalım. Öldürülüp pirinç tarlasına bırakılan Sevim Yıldırım'ın 22 gün boyunca nerede tutulduğu sorusu yanıt arıyor. Bütün orada yaşayanlar ve soruşturma yürütenler hep diyorlar ki 22 gün sonra Sevim teyze buraya atıldı. Biz hep şöyle düşünüyorduk. Sevim teyze evinin orada öldürülüyor, cenazesi alınıyor, bir yere saklanıyor. Sonra 22 gün sonra da atılıyor. Evet. Şimdi evinin orada öldürüldüğüne dair de hiçbir iz bulunamamış. Üstelik evden çıkılmış, kapı kilitlenmiş. Kapıyı kim kilitler? Evde yaşayanlar, oğlu, kızı vesairesi kilitler ama... Evet. Sevim teyze de kilitler. Olabilir. Kuvvetle muhtemel Sevim teyze o evde öldürülmedi. Ya oradan alındı götürüldü ya da bir konusuna komşusuna gitti. Orada öldürüldü. En son jandarmanın evi arayacağım dediği yerde, tutulduğu yerden oraya bırakıldı o araziye. Evet. Peki bu kadın nerede öldürüldü? Sevim Yıldırım'ın cenazesini bulan Muhammed Ada, 75 yaşındaki kadının araziye sonradan bırakıldığını düşünüyor. Bir baktım kadın şu kötüyüm olduğu bir yerde yatar vaziyette duruyor kadın. Kafa bu yöndeydi, ayakları bu yöndeydi. Telliğinin birinin eşi burada bir yerdeydi. Banyo telliğiydi bildiğim kadar. Burada Sevim Yıldırım kadının 20 gündür kaybolduğu günden beri dursa %100 yaban hayvanlar parçalardı onu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Evde hiçbir iz yok. Siz gittiğinizde kapının önünde bir boğuşma izi var mıydı? Yoktu. Evin içinde bir dağınıklık var mıydı? Yok muydu? Yoktu. Bu kadın kendi ayağıyla gitti. O gün anneniz nereye gitti?
İşte bilmiyoruz. Kime gitti? Tamam, kiminle ne tartışma yaşadı? Bunu bizi bilen, evimizi, damamızı, derdimizi... Tamam, ben gelip senin anneni bulacak halim yok ya, tamam. Hani yok, hani şey diyorlar ya, dışarıdan hani Ergün'ün boş... Tamam, zaten Ergün sana söylenmesinin nedeni de şu yani. Annenin bir davası yokmuş ki köyde kimseyle. Seninle ilgili davalardan dolayı annenin öldürüldüğü düşünüldüğü için senin üzerine geliyor insanlar. Köyde Sevim Yıldırım'ın cenazesinin eşek sırtında taşındığına yönelik söylentiler de vardı. Satanın söyledi, Hüseyin dedi benden uçun, eşekle götürmüş oraya evet. Atmıştır dedi. Evet. Dayım oluyor kendisi, bu görmüş dedi yani. Mevzu ondan ibaret. Onu şimdi mevzu şu, ben size söyleyeyim. Bunu ortaya atan ilk kimdi? Onlar. İkisi. Yani kendi fikirlerimiz olarak tiyatri yaptık. Böyle olabilir mi, şöyle olabilir mi? Fikir tiyatrisi yaptınız evet. Kiminle yaptınız? İki bacıyla. Eşek nereden çıktı? Ha? Oraya at araba girmez demek istiyor. Bunu yaparsa bunlar yapar, götürür eşeğine. Sizde eşeğiniz var mı? Var. Peki Hüseyin Bey, siz diğer küçük Hüseyin'i gördünüz mü yani eşekle? Hayır, hayır. Görmedim, ben öyle bir şey görmedim. Baltayla öbün kızım gittiğini görüyorum diyor. Bunların diyor o mandıranın ardından köşeyi dönüyor diyor. Oradan da almış olabilirler diyor. Baba, Hüseyin ile. Müge Hanım, bu vallahi yalan. Cılız Hüseyin mi Hüseyin'den korkuyor? Neden? Doğmuşlar bunlar Hüseyin amca. Yalan. Ben böyle avlu çeviriyordum. Yola taşıyorum diye beni şikayetmişler. Benim avluya geldiler, vallahi beni doğdular. İşte bak şimdi o zaman da Sevim teyzenin de Necati'nin ailesi benim yolumu kesiyor sözüne. Ben artık bu saatten sonra inanırım. Çünkü ben bu zamana kadar 75 yaşındaki bir kadının önüne geçmez diye düşünüyordum hiçbirinizin. Hayır. Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli. Bunlar hani koyunumuz, ineğimiz, çanağımız çok diyorlar ya. Bunlar sütü nerede saklıyorlar? Tereyağlarını nerede saklıyorlar? Bunların... Bayağı bir dolabı olmalı. Derin evet, dondurucular var. Olmaları lazım. Nerede o ben derin dondurucu? Ben bunun cevabını bekliyorum. Derin dondurucular. Annem 22 gün sonra oraya kondu ya. Var, derin dondurucumuz falan var. Heh, ben bunun cevabını bekliyorum Müge Hanım. 22 gün sonra annem neden oraya kondu? Ben aslında o günü ve bir gün öncesini çok önemsiyorum. Evet. O gün senin bu babanın ve Ergün'ün telefon alma meselesi de çok önemli. Çünkü sen yayına bağlandığında dedin ki o telefonun borcunu da ben ödedim dedin. Evet. O gün onlar o telefonu aldıklarında da senin eşine bir mesaj geldi mi işte telefon alındı. Hayır. Üzerine belki de senin eşinin telefonun üzerine alındı. Annenin mesela bu konuyla ilgili, telefonla ilgili bir ifadesi olmuş. Eşim Necati Çiçek adına kayıtlı olup gelinim Satı Çiçek tarafından kullanılmakta olan GSM hattına eşimin telefon aldığı ve borçlarını ödemediğine dair mesajlar gelmeye başladı. Bu mesaj geliniyorsa ödenmediği zaman, alındığı zaman da gelir. Yani senin yerinde olsa, evet. Hani ararım, baban da açmaz telefonu, her gün de zaten açmaz. Hani gidip oradan en azından geçerken Sevim teyze bak bir de böyle bir şey mi yaptılar derim. Sonra Ayşe'nin evet. Anlattıklarına geliyorum ama senin evet. Anlattıkların da mantıklı değil. Mahigül Hanım ne anlattı size annenizin o son gün Ayşe Hanım'ın evindekini? O gün Ayşe'ye gittiği gün dedi, anneniz orada ağlamış kızım dedi. İki defa gitmiş anneniz oraya dedi ama neden ağladığını bilmiyorum dedi. Ayşe biliyor dedi ama Ayşe bize demedi bunları. Hı-hı. Şimdi bak Ayşe Hanım, iki kere mi geldi, bir kere mi geldi? Kızım anam... Benim eve bir kere geldi. Ayağı inmiş aşağıya. İçinde döndü yani iki kere dedi. Bu senin anlattığın iki kere geldi demek değil ki. Ben şimdi buradan Allah. Böyle yürüyeyim. Evet, hoşça kal Ayşe. Evet. Böyle gitti değil mi? Evet. Burası da sizin evin avlusu. Evet. Buradan şimdi her şey güzelken geriye dönüyorum. Buradan evet. Bir dönüyorum diye ağlayarak mı geliyorum hayır. Şimdi? Sen bana giderken bir şey demezsen ben niye ağlayayım ki? Evet. Bir de ben şimdi yani çıkmış mı oldum buradan? İkinci kere mi gelmiş oldum stüdyoya? Sonrasında demiş ki ben her günden çok korkuyorum. Beni o öldürürse o öldürecek. Sen de ona demişsin ki gel bu gece bizde kal. Lafın başı ne onu merak ediyorum. Tam kapıdan çıkıp neden ağlamaya başladı yani? Buyurun bir şey söylemek istiyordu Hüseyin Bey. Bant sırasında elini kaldırdı. Kızlarla beraber böyle akıl tiyatrisi yapıyor. Yani... Onların sözlerine kızım görmeyince Allah'a inkar demek dedim yani. Onlar da beni emmin böyle diyor yani. Ha, kızlar lafı karıştırıyor demek istediğiniz o anlamda. Yani. Ha. Diyor ki biz fikir teatisi yapmıştık. Yani ben de dedim ki diyor Sevim teyze eşekle Hüseyin taşıyabilir. Ama niye eşekle şimdi o fikir teatisinde de Hüseyin'in eşeği ha. Nereden aklınıza geldi? Kendi söyledi zaten tamam yaptı ama araç yok gerek... dedi. Yani bunlarla beraber araç gereç çitmeyince ne yapacak eşeğine gider dedim anca dedim ben de. Ha, anladım ama köyde bir tek Hüseyin'lerin mi eşeği var? Doğru eşek var afiyet. He tamam niye Hüseyin eşeğiyle götürüyordu mesela bir başkası götürmüyor? Bunlar mesela bunlardan şey yapıyor ya kuş kullanıyorlar ya. Ha. O bakımdan yani. Peki Hüseyin abi iyi de gene de koskoca kadın yani eşeğin sırtına da yüklenip de oradan oraya yürütüp yani bütün köyden de geçirilir mi bu kadın?
Ben ne bileyim. Onu... Hayır, köyünüzü siz bilirsiniz. Herkesin kapısı bacası kapalı yani. O kadar boş mu o köy? Hüseyin evinde öldürdü diyelim Sevim teyzeyi. Derin dondurucuda sakladılar. Sonra eşeğin üzerine bindirecekler. O zaman kızlara soracağım Müge Hanım. Sizin fikir teatrinizmiş, benim öyle değil bir, ki. Öyle bir şey gerçekten varsa... Hani bizim evin altı kimse bomboş. Kimse görmez Müge Hanım, kimse orası zaten bizim boşta ev, bunlar. Hani bizim bunun evi de, bizim evde koyun dışında kimse görme şansı kimse hiç yok. Kimse göremez yani orada. Koyun göremez yani. Yani onlar eşeğin arkasına evet. Semerini atsalar götürebilirler. Köyde evet. Kimse göremez, dikkatini asla. Çekmez. Hiç Allah'tan bu, başka kimse görmez. Hüseyin aman, Hüseyin amca görebilir. Ha işte ondan evet. Sonra o yüzden söyler. Sen bir tek görebilirsin. Evet, Hüseyin amca görebilir sadece oradan. Çünkü yan yanalar. Ben tamam. Ben görebilirim. Hiç kimse göremez. Evde yoktum Müge Hanım. Ha, ben ona bir şey demem bak. Ha. Yani ama Allah'ımadan inkar edemem. Görmedim de bilmiyorum da. Yarınız o akşam ben ilkinin namazından sonra Kırıkkale'nin Sulahut kazasının Sarın Bey Köyü'ne misafir olarak gittim. Hı. Gece de saat 10 civarında yatmaya evime köyüme geldim. Sabahleyin de ben Çankırı'ya gittim. Yani. Tamam, jandarma anonsu ne zaman yaptı evinizden çıkmayın arayacağız diye? Böyle bir şey olmadı aslında. Jandarma haber vermiş. Anons olmasa da haber vermiş yarın sizi arayacağız diye. Yani bu köyde duyulmuş. O verildiğinde kim vardı Müge Hanım? Bu kardeşimiz Asiye. Ben yavrum. Nazım sen biliyor musun? Ben yavrum. Bir dakika söyle sen Nazım. Biz kendimiz vardı. Müge abla jandarma ilk günde arayacağız. Koçuk evleri aradılar. 21 gün o günde son oluyormuş abi yanımızda. O günde işte ağzımızdan durma jandarma abilerin birileri dedi. Ne dedi? Savcılıktan izin alırsak ararak evleri dediler. O gün olay böyle patladı. Tamam, saat kaçta dedi bunu jandarma? Vallahi onu gezerken dedim ben şimdi pek hatırlamıyorum. Bunlar kaçta da derken sabah mı, öğlen mi, akşam mı? Öğlenin ikinin arası da burada. Öğlenin ikinin arası olabilir. Anons yapıldı. Evet. He? Akşam anons yapıldı gece. Yapılmadı diyorsunuz. Hayır yapıldı. Evler aranacak değil. Evler aranacak değil. Ha ben duymadım Müge Hanım. Yalan söylüyorum. Kayboldu diye yapıldı diyorum ben. Ay Allah'ım bana sabır ver. Biz ev aranacak anons ne sen şeydesin yani. Anons yapılmadı. Ben ama ilk gün dedi ki biz dedi savcılık. İlk günü konuşmuyorum ben. İşte olduğu günler dedi ki savcılıktan komutan var. Savcılıkta izin olmayınca biz de arayamak evleri diye. Tamam. Yani sandığı sepeti arayamak dedi. Ahıra dahi giremek dedi. Ama savcılıkta izin gelirse dedi, her yeri ararız dedi. Ondan sonra işte oğlu burada. O daha iyi anlatsın. Ben ileriyi bilmiyorum. Biz yalan... Bilmiyorum diyor her gün arayacaklarını. Yok. Söyle, öyle bir şey olmaz. Yani bunu biz söyledik komutanlar da biliyor. Öyle. Yani bunu bilen mıhtar, heyetler de biliyor yani orada konuşulurken. Öyle. Başka bir kimse yoktu. Heyetler biliyor. O zaman yine bak bilenler arasında işte o tamam, zaman onlar biliyorsa. Tamam jandarmanın o zaman evet. Daha güzel ya jandarmanın bunu söylediğini bilen hanginlerimizsin? Evet haber uçurması lazım oraya. Öyle. Valla orada miktarlar, miktar vardı hiyetler ne yani? Ünal'dı. Hani bunun kim var? Bunun yeğeni Bekir var. Hani... Ha, tamam kimin? Tamam Necati. Yerine değiniyorum işte. Tamam o zaman tamam. Necati'nin ailesinden biri var bunu duyan. Evet. Var, sen duydun. Evet. Muhtar duydu. Biz duyduk. Aradı yani kardeşlerim de yani. Ya aşağıda da konuştuk hatta amcam duydum. Da vardı herhalde orada ya. Koy bekçisi varmıştır. Vardı yani bayağı kişi. Biliyorum. Hani konuşulduğunda. Ama anası olmadı. İyi hatırlıyorum anası olmadı. Dilekçe vermeye. Tamam. Tamam. Anons olmadı da. Yani bu sonuçta duyulmuş ya. Bu artık yarın arayacağım evinizde durun dedikten sonra annen atılmış ya oraya. Evet. Kimler duydu o zaman bunu anonssuz da olsa. O zaman herkes duydu gene işte. Aynen öyle. Yine belirli kişiler duyuyor ama Müge Hanım. Hani ben duymadım şahsen. Yani kendi aralarında erkekler bak oraya söylüyorlar. Biz duymadık ki bunu böyle bir tamam, şey. Tamam kim duydu yani? Bilmiyoruz Müge Hanım. Çık. Siz işte nasıl oradaymışsınız işte? Ya. Yani mesela şüphelendiğiniz Hüseyin Beyler duydular mı? Duymuşlardır o. Yeğeni var orada bir tek miktar yeğeni var. Yeğeni vardı. Cılız duydu mu? Yani zaten kulak duymuyor ki Müge Hanım, ben duymam ki. Ona haber uçuracak kimse var mıydı, o var mıydı? Bilmiyorum Müge Hanım, şimdi bilmediğim ya şey. Bilmiyorsun da ben de işte hani etraftasınız ya, dur ben öyle. Bir reklama gireyim de onu soruyorum. Hayatım etrafına öyle. Bir hatırla diye. Bizi her
her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, yani o gün kimler duydu jandarmanın ertesi gün arama yapılacağını ve Sevim teyze de oraya götürüldü. Artık eşekle mi götürüldü, atla mı götürüldü, arabayla mı götürüldü, onu da siz bilirsiniz. Çünkü biz bilemiyoruz ki, biz o sırada orada değildik. Müge bile gittiğinde diyor ki 4 yılda burada her şey değişmiş diyor. Çalılar değişmiş diyor, dikenlikler değişmiş diyor. Evet, yani. Yani şimdi nasıl diyelim, şimdi örneğin hani onlar da biliyor. Örneğin akşam hani annem arayıp geldikten sonra hani oturup hani... Kendimiz hani kendi evimizde hani bunun kocası da vardı örneğin, komşularda orada da konuşuldu bunlar yani kendi aramızda. O zaman herkes biliyordu yani. Hani çoğu biliyor diyeceğim bunu yani, hani burada bunun kocası da hani vardı. Ya kardeşim onu mu anlatıyor adam sana ya? Ya dediğini anlamıyor musun? Biz o gün tamam bir hafta durdu döndük. Atılacağını, arama yapılacağını ne zaman onu söylesin. Yanında kim vardı? O duyulanları anlat. Ben de sana onu diyorum. Biz bağırma. Hayır. Bağırma. Hayır. Ya hayır Nurgül. Kendinize gelince hotmuyorsunuz. Demin de söylüyordun az önce. Hayırdır. Tamam, bağırma. Bak, ya bir saniye. Ortalığı karıştırma ya, tamam. Sakin ol. Bir dur. Kocanız yok muydu? Sana kocan yok muydu? Vardı. Nurgül'ün eşi de biliyordu. Eve geldik konuştuk hani herkes biliyordu diyor. Niye yalan konuşuyorsunuz ya? Yükler, araba yapılacağını ben bilmiyorum şahsen. Duymadım. Ya ben de bilmiyorum. Aramızda konuşulan bunlar mı? Yani açık dinle ben suçlu oluyorum yeter ya. Ne ya olursa suçlu değil tamam ya. Say. Herkesi say işte kim vardı za. Sen demden Bekir Toprak vardı. Senin gözün neredeydi bir dur hele. Tamam sen anlat bildiklerini ben bilmeyebilirim. Ben de, bak, bildiklerimi duyduklarımı diyorum açık. Ya tamam oraları kapat sen kim vardı mevzuya gel. Ha? Mevzuyu anlat. Hangi mevzuyu anlatayım? Kim vardı işte söylenirken kim vardı onları say. Ya ne sayıyorum ya mıhtarız. Kimi saydın Müge Hanım Allah aşkına herkes ya. Herkes biliyordu diyor. Allah Allah. Doğru. Herkes ya, biliyordu diyor kısacası. Yalan söylüyor Müge Hanım ya. Tamam ben Mahigül Mahigül Hanım'ı... Müge Hanım ben efendim? Bir şey söylemek evet. istiyorum. Hep benim üzerime yükleniyorlar. Ben onların annelerine neden zarar verecekmişim? Bir onu öğrenebilir miyim? Neden acaba? Babana sor tek neden zarar tamam vereceğim. Neden zarar verecekmişim yani? Işte, tamam. Para yüzünde. Tek tek. Nasıl para yüzünden? Neden? 4 sene geçmiş. Babam o zamanlayın. Ha. Müge Hanım, babam o zamanlayın her şey üzerindeydi. Ben kendime ait hiçbir şeyi satmamışım. Hayvanlar onun üzerineydi, traktör onun üzerineydi. O bizim üzerimize devredince biz onun borçlarını kabul ettik zaten. Bir nedenimiz yok ki. 4 sene geçmiş. Ondan sonra biz onların annesini hiç herhangi bir türlü rahatsız etmedik. Bir şey yapmadık. 4 sene geçmiş, düzenimi kurmuşum. Ben niye onların annesini rahatsız edeceğim? Ne diye zarar vereceğim niye yani? Niye gitmiş o zaman söylüyor Hüseyin? Kim? O söylüyor. Söylesin. Yalan. Yalan. Yalan tabii. Evet. Yok öyle bir şey. Bağlansın. Hayır hayır. Sevim teyze böyle anlatmış. Yalan söylüyor. Aslında onlar biz gözümüzle gördük demiyorlar. Annemiz ya görmüş bize... gibi anlatıyorlar. Öyle bir şey yok Müge Hanım. Neden annem kaybolduktan sonra kamera taktırdın o zamanlar? Kamerayı zaten ben taktıracaktım. Enişten bağlansın. Hepsi tesadüf. Hepsi tesadüf. Siz söylüyorum lan. Annemle öyle olduktan sonra kızıyla damadının akşam bunlarda olduğu tesadüf Müge Hanım. Hemen kamerada olduğu tesadüf. Babası öbün çandırı. Hepsi tesadüf ya bunların. Ögün oldu hepsi. Nasıl ögün ya? Ayşe de bilir. Ayşe o zaman sen de bilirsin. Neyi? Necati'nin ailesinin Sevim teyzenin önüne geçip geçmediğini. Sana da anlattı mı? Biliyor zaten. Dedim ya işte önüme geçtiler dedim ya. Hadi sana da söyledim. Evet dedim ya. Hadi kızlar olsa anladık yalancı biz sanırız. Tamam başka kim var ya söyle. Herkes biliyor ya. Nasıl biliyor kim biliyor yani? Herkes. Koy ya bırak Allah'a san siz burada atıyorsunuz ancak koydun herkes biliyor kimse bilmiyor. Müge Hanım bir de dün şunu söylemek istiyorum. Niye darbeden söyle diye geldi. Dün yanlış anlaşıldım ben burada. Ben darp ettiğim gibi yorumlandı. Senin amcaoğlun. Darp etmiş. Yok amcamın oğlunu bu kafasını yardı yani benlik öyle kazık falan dedi ya ben kendim ifade edemedim orada. Tamam, siz de anlamadınız. Önce kafasını... Arkasında ne değil. Biz ayırmaya amcamın oğlu kanlar içinde kalmış ayırmaya gittik. Muhtar o zamanki muhtarı Mustafa Gül arayıp öğrenebilirsiniz Hüseyin yani. Hüseyin dedi ki benim kafamı yardılar dedi. Kim? Hüseyin. Ben, söyleyin. Ben hayır. O çocuğun kafayı yardım benim avluda benim. Kafama kazık vuruyor. Yalan. Müge Hanım. Ya. Kim vuruyor? O Tunağan Çiçek. Mıhtarına ağza olmasın beni öldürürler bunlar. Seni ya. Öldürürler de sen onun kafasını mı yer? Sen mi onun kafasını yerdin? Evet. Ben onun kafasını yerdim benim kafama değneğe vurunca. Mahkemeye de taşındın Müge Hanım. Ya. Arkadaşlar dün benim kafam yarıldı diye anlatmadı mı?
Sonra tamam bana ya birkaç şey... Ben de izledim tekrarım Müge Hanım, zor durumda kaldım. Sinirli misin? Valla ben hiç sinirli falan değilim yani. Gülünecek şeyler olsa gülelim, eğlenelim de. Yani dün öyle anlatmadım mı? Ben, niye ben hep yanlış ben anlayayım ki? Ben de zan altında kaldım Müge Hanım. Ama öyle anlattı. Dün izledim tekrar, ben ne demişim dedim ya. He. Vallahi... Siz de söyleyince... Vallahi bak yeminden konuşuyorum. Ben de gidip kafasını yardın diye sana kızdım valla. Yok Müge Hanım, ben öyle bir şey yapmam. Hiçbir kimseye zarar vermem ya. Amca senin çocuğu kafamı yardı. Yani ben onun kafayı yardım, kafama değneği yiyince. Bak yine kafamı yardı. Kim? Bu kafasını... Bu da... Yani. Evinin o önden. Ha, sopayla. Ya. Ben oğlum bir tane dost doğru söylerim. Yalan konuşuyor Müge Hanım. Ha, yalan. Ama bir dakika bak şimdi, bu konu nereden çıktı? Bu konu senin bu Hüseyin'den korktuğundan çıktı. Çünkü geldiler beni dövdüler. Hayır dedi ki kızlar. Dövdüler onu. O da o yüzden korktuğu için eşekle annemizin taşındığını anlatamıyorlar dedi. Evet. Şimdi bunun üzerine de sen benim kafam yarıldı dedin. Ben gayet de güzel anladığımı düşünüyorum. Evet, aynen öyle söyledim. Sen onların kafasını yararsan onları senden korkması lazım. Siz Cılız Hüseyin'i dövdüler dediniz. O da evet kafam yarıldı dedi. Olay öyle bağlandı birbirine. Çünkü hani bütün konuşulanları da tam anlamıyla anlamıyorum açıkçası. Ama hani ancak ucuca bağlayıp bir akıl diziliminden geçiriyorsun. Sen dayak yemiştin dün, bugün şimdi sen mi dövmüş oldun? Müge Hanım mıktarına naza geldi oraya bakmaya. Daha Necati biliyor. Zarara marara. O, ben yolu daratma maratma yok. Geldiler ki oğlum bunda zararı yok dediler. Bunlar bana o çocuk ta 10 metre yol var. Tamam adam. O zaman sen onlardan korkmuyorsun yani. Ya korkman olur mu? Adamlar doğuyor beni. Çocuğa hayır Müge Hanım. Çocuğa önce küfür ederek gitti. Çocukla karşılık vermek için çubuk vardı gitti. Ya, buna karşı vardı. Gitti. Bu da evet. Yolun kenarında taşı aldı. Kafasına vurunca yardı. Kanlar içinde ya. Kaldı. Biz ayırmaya gittik. Muhtar, benim. Ağzı herkes anlatabilir ya. Sen korkuyor musun Hüseyin'den? Korkuyorum tabii. Şimdi korkuyor oldu. Vallahi korkuyor. Şimdi korkuyor oldu. Müge Hanım bak ne güzel yere değindi. Hüseyin amca diyor ki kızım siz diyor dün diyor öyle dediniz ama diyor ben bunlardan korkuyorum öyle can güvenliğim yok diyor. Hı. Dün vallahi Hüseyin amca kendi diyor bunu. Evet yalan mı Hüseyin yalan abi? Yok yani. Ama vallahi siz niye onları niye öyle bunlar, söylediniz diyor. Bunların hadisesi yüzünden diye. O kendileri rahat edemiyor Müge Hanım iftira attıklar için bana. O yüzden öyle söylüyorlar. Her türlü iftira atmaya tabii çalışıyorlar canım, bana. Tabii canım niye belli ben oluyor. Adama yalan mı söylediyorum şimdi? Belli oluyor. Dün de korkmuyorum diyordu. He. Evet. Vallahi adam kendi öyle diyor. Diyor ya git şuradan be. Ona da parayla anlatıyor. Benim her türlü anlım açık. Her türlü. Ona da parayla tuttuk da konuşturuyor değil mi? Köyde herkese sorabilirsiniz beni. Git şuradan be. La oğlum anıya babaya acımayan bana acımaz. Anaya babaya acımayan bana acımaz. Anladın mı? Sonra ben babama da, anlatmışım daha ya. Daha baban orada. Babama anlatmışım konuşsun. Ben ya. Konuşsun. Ne yaptıysan. Ne yapmışım şey ben yok. Babama ya? Yok. Söyleyin. Yok aramızda hiç bir şeyimiz yok. Sadece küstüm Müge Hanım ben doğru. Babamın malları vardı sattı. Anaya babaya acımaz derken annesiyle bir problemi var mı? Ya. Annesiyle bir problemi var mı Hüseyin'in? Yok. Annesiyle yok. Babası yani. Babasıyla hangi yok, evladın yok, olmaz onun babası? Müge babası olsa problemi olur. Kötülük mü etmişim Müge Hanım? Arkadaşlarım vardı borcunu ödediğimize dair. Kötülük mü etmişim yani? Daha mı kötülüğüydü? Hayır Hüseyin Bey sen Necati Bey'in oğlu olsaydın tamam yani çok canım babam diye boynuna mı sarılırdın? Sarılırım tabii. En ufak bir tartışmamız oldu bir daha konuşmadık babamla biz. Ha, gidecek evdeki paraları öyle yiyecek daha sözlerinin ayakkabısında. Evet Ankara'ya gitti babam. Ne de olsun Müge Hanım baba babadır. Ya gidişine öyle yok öyle ya. Şey hani ya. Şöyle borç meselesini ben anlamam. Müge Hanım niye anlamazsın canım? Evin parasını pulunu pavyonlarda yiyen adama niye babacım diye sarılsın yedirmesin. Ki? Yedirmesin. Akıl var fikir var yedirmesin. Yiyor ya, ne tamam, yapsın? Adam kendi malını yedirmiş. Yok, yiyor ya. İşte en son gene Ergün'e aldığı telefonun bile borcunu biz ödedik diyor Hüseyin. Daha niye babam diye ona mı sarılsın yani? Olabilir. Hayır şimdi öyle evlatları da suçlayamazsınız ne de olsa ya. Babadır diye. Baba babalık yaparsa babadır. Babalık yapmayan adamın babalığı isimde kalır. Kimden oldum? Nüfus kağıdında baban yazıyor. Baba babalık yaparsa baş tacı. Baba babalık yapmaz. Bir de evin malını mülkünü yiyorsa hiç kimse de kusura bakmasın. Ben orada evladı suçlayamam. O da bak annesine bakıyor. Kız kardeşi yanında karısı var, çoluğu çocuğu var. Bir de Müge Hanım kendime ait olan hiçbir şeyi satmamışım. Hepsi babamın üzerindeydi onların. Zaten baban kazandı oğlum. Tamam babam kazanmış sattık tamam.
Tamam babası kazandı ama biz de yardımcı oluyorduk. Eve de kim bir şey yapılırken olur mu? Çoluğun çocuğun rızkından gidiliyor bir evde alsan. Orada çoluğun çocuğun rızkından giyiminden kuşamından alıyorsun. Hayır. Hayır, alınan her şeyde herkesin hakkı vardır. Öyle olmaz. Çoluğun çocuğun da hakkı var. Sonra çoluğun çocuğun hakkında gidip barda pavyonda yiyene de kusura bakılmasın alkışlayamayız yani. Ben de müsaade etmem ona. Tamam işte o da onu işte müsaade etmezsen o da ondan babasıyla konuşmuyor. Konuşmasın. Ne yapacak yani? Aa babacığım gittin pavyonda yedin kadının dansözünün ayakkabısında bizim hayvanları deyip boynuna mı sarılsın? Yani yapmayın Allah aşkına ya. Öyle olmaz tabii. Olmazsa tabii o zaman niye şimdi çocuğu kötü evlat olarak suçluyoruz milyonların önünde? Necati gibi de baba istemez hiç kimse yani. Kusura bakma Necati Bey. Zaten niye? Bırakmış gitmiş. Zaten bırakmış gitmiş adam onların yanında da değil. Hayır Müge Hanım, babamla en ufak bir şekilde kavgamız olmadı. Sadece ağız sürtüşmesi oldu ondan bu yanlı. 2015'ten sonra küsük konuşmuyoruz yani. Bence haklısın. Ben bir şey diyemem yani. Hüseyin'in ya da ailesinin sadece bu olaylarla ilgili bak şöyle bir şeyin olabilir. O gün o telefon alışverişi yapılmış. Sevim teyzenin öldürüldüğü gün. Eğer sizin bundan haberiniz olduysa Sevim teyzeyi de yolda falan gördüyseniz ya da hani bak işte gene senin oğlum babamı dolandırdı falan dediyseniz aranızda böyle bir tartışma yok, o gün alevlenebilir mi? Olabilir. Bir makul sonra dedik yani bu şeye düştükten sonra Müge Hanım da telefon ondan borcu ondan sonra gelmiş. Bugün bacım her şeyi attı. Birinci ayın 19'unda falan gelmiş. Birinci ayın 23'ü mü öyle bir şey diyordu. Yani daha sonra haberimiz daha oldu. Daha sonra haberimiz oldu. Anladım. Şimdi bir Mahi Gül Hanım'ı izleyelim. Sevim Yıldırım'ın görümcesi aslında. Evet. Sevim teyzenin Ergün'den korkup ağladığını anlatıyor. O da anlatıyor. Aynı şey gibi Ayşe gibi oğlundan korkardı diyor. Arada başka bir hikaye daha yani olayı daha var onun. 2010 yılında kaybolan Arif için senin köylün Hüseyin Er'e Arif Ankara'da yaşıyor dediğin. Ondan sonra bununla ilgili para verirse jandarmaya ben size nerede yaşadığını bilgi veririm dediğin. Benim oğlumun kaybının da ben Ergün'ü sorumlu tutuyorum diyor. Mahi Gül nerede benim oğlum 14 yıldır haber alamıyorum onu da ortaya çıkarsın diyor. Benim mi? Evet. Peki çıkardın mı yani? Ben çıkarsam anneni çıkaracağım. İşte bir izleyelim. Diyorum ya kime dokunsam bina istiyorum. Satı Yıldırım, cinayete kurban giden annesi Sevim Yıldırım'ın kaybolduğu günün sabahı Ayşe Yıldırım'a iki kez gittiğini nasıl öğrendiğini anlattı. Mahi Gül Hanım ne anlattı size annenizin o son gün Ayşe Hanım'ın evindekini? Anneniz o gün Ayşe'ye gittiği gün dedi, anneniz orada ağlamış kızım dedi. İki defa gitmiş anneniz oraya dedi ama neden ağladığını bilmiyorum dedi, Ayşe biliyor dedi ama Ayşe bize demedi bunları. Mahi Gül anlattığında öğrendi. Evet, Mahi ablam dedi bize onu. Ayşe'ye sorduğunuzda mı Ayşe bunları anlattı? Aynen. Yayınımızda bahsi geçen Mahi Gül'le bir aradaydık. Anlattığına göre Ayşe Yıldırım kendisine görümcesi Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün Yıldırım'dan korktuğu için ağladığını söylemişti. Ayşe geldi kadın dedi ben bir gün ölürüm ya. Ben bu oğlan öldürü bir gün demiş. Korkuyorum demiş emmin de yok demiş. Nenem dedi ağladı dedi. Mahi Gül'ün anlattığına göre oğlu 2010 yılında ortadan kaybolduğunda yanında Şerife isimli sevgilisi vardı. İddia o ki bahsettiği sevgili çevredeki isimlerden Arif suya düştü diye yardım istemişti. Sevgilisi Şerife'yle gelmişler buraya oturmuşlar köprünün altına. Orada Arif iki şişe alkol almış, akşamüstü olmuş. Şerife köprünün o yandan bağırmış bu. Kocam ırmağa düştü diye. Ferhat'ınla Erol. Onlar sormuşlar kocan kim diye. O da demiş ki Arif demiş. Arif kim demişler. Gidin demiş sabah duyarsınız demiş Şerife. Köye doğru çıkmış bu. Onlar da ardını takip etmişler. Babasının evine gitmiş. Sabah olmuş zühtü. Arif'in arabayı görmüş orada. Atletif dahalıymış arabanın kulpunda. Arabanın kapakları açılmış. Jandarmaya haber veriyorlar. Şerife o gece ihbar etmiş. Gitmiyor. İddiası Ergün Yıldırım'ın kayıp kuzeni Arif'in yaşadığına ve para karşılığında onu bulabileceğine dair söylemlerde bulunduğu yönündeydi. Irmağın kıyısında Arif aranırken Ergül geliyor nereden geliyorsa. Diyor ki ben onun yerini biliyorum o yaşıyor sağ diyor. Hadi bul diyorlar. Komutana diyor ki 500 lira para ver de diyor ben diyor bulayım diyor. İşi gücü para onun. Söylediğine göre Ergün Yıldırım kayıp kuzeni Arif'in yaşadığına inandırmak için onun Ankara'da olduğunu köylüsü Hüseyin Er'e söylemişti. Ankara'ya gitti. Ankara'dan bir de yalandan telefon etti. Burada Hüseyin Er'e. Arif sağıymış, Ankara'daymış diyor. O haber veriyor oradaki arayanlara. Arif Ankara'daymış, Ergül bulmuş diye. Ama siz hiç Arif'i görüp o zamandan beri haber alamıyorsunuz. Yok, 14 sene oluyor. Ben her sene nüfusa gidiyorum, bakıyorum ne doktora gidiyor, ne bir yere gidiyor. Hiç gitmiyor. Gidiş o gidiş, Arif yok. Yaşananlar nedeniyle dargın olduğu görümcesi Sevim Yıldırım'ın öldürüldüğünü duyduğunda çoğu köy sakini gibi Mahi Gül'ün de aklına tek bir isim gelmişti. Neden böyle küstünüz? O da yalan konuştuğundan işi gücü yalanıdı zaten. Sevim'in mi? Evet. Arif borçtan
kaçtı. O şuraya gitti. O karıdan kaçtı. O sağa yaşıyor ki. Ben de gittim evine sordum. Kocası da vardı. Bak biliyorsan bir şey söyle de dedim. Neredeyse yakalattıralım dedim. Ben ağlayana kadar o ağlasın dedim. Öyle deyince ben bilmiyorum dedi. Kim dediyse yüzleşelim dedi. Ben sana yüzleşmeyi nereden bulayım adamı? Koyun içinde duyuluyor. Sevim mi konuşuyor diye evet, duyuluyor. Konuşuyor. Buradan gelirdi geçerdi. Hiç dıkmazdı bizi söylemezdi. Sevim Yıldırım'ın öldürüldüğünü duyduğunuzda ne düşündünüz? Kim ne düşündü? Herkes onu düşündü. Ergül'ü. Parayı verseler iyiydi. Parayı vermezlerse doğuyordu onları. Gözümle görmedim mi? Ne duyuyorduk. Öldüğünü mü duydunuz? Evet. Ne yiyorsa belasını bulsun. Doğruyu söylemiş kadın. Hı? Doğruyu söylemiş kadın. Müge Hanım ben cevap vereyim. Doğrusu eğrisi. Ben izine Arif'in bak öz dayımın oğlu. Orada bir onun yanında kız arkadaşı vardı. Benim haberim yok. Ben aynı böyle Ramazan bayramı bir sen veya ben Çankırı'daydım. Eşimle köye geldim. Ben orada duydum. Bunun ikisi para bitir. Ben o zamanlar 14 sene geçti diyor. Ben şimdi 51 yaş. Geriye gidelim 30. Ne diyor komutandan para istemişim. Ya ben komutandan ben nasıl ben çok merak ediyorum artık saçmalıkların artık ben neye dayanarak para istiyorum ne? Hüseyin bak kız yanında onu kızı götüren Hüseyin Er. Hani kızı Ankara'ya. Ben şuraya merak ediyorum artık. Arif benden biliniyor o benim. Ergün Bey siz ama hiçbir cümleye başlayıp bak sonunu getiremiyorsunuz kusura bakma da sen bir normal anlatır mısın? Evet Müge, ben bağırmadan. Müge Hanım bunu. Bak Mahi Gül Hanım şu anda tamam, yayınımızda bir Müge takım iddiaları var. Kaybolduğunda ben Çankırı'daydım eşimle tamam. Birlikte. Ben köye geldiğimde öğrendim. Tamam. Hani köprünün başına da gittim. Jandarmadan 500 lira istedin mi? Yok yok Müge Hanım. Tamam sonra Ankara'da gördüm dedin mi? Yok Müge Hanım. İdine. Tamam Mahi Gül Hanım ben buna demedim ben de dedim. Tamam dur tamam. İşte bu kadar cevap vereceğim. Bunu iddia ediyor sen bunu tamam. Cevap verdin. Mahi Gül Hanım ben para da istemedim görmedim de diyor. Günaydın öncelikle. Günaydın Müge Hanım. Hayırlı kandiller. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öperim. Şimdi Ergül orada atıyor. Benim oğlumun olayını bir kere o dağıttı. Ben ne kuş adamımışım ya. Bir de diyor ki jandarmadan para istemedim. Necip kardeşimden de istemiş 500 lira ver diye. Ben? Ne diye istemiş? Ne diye istemiş? Ondan... Ben Ankara'ya gideyim Arif'i bulayım yerinde var diyor. O da demiş ki... Bak oğlum... O senin dayın oğlu benim de yeğenim demiş. Yalan söyleme demiş. Benim oğlumun olayını da o dağıttı. Peki. Ananınkini de o dağıttı desene mayan şimdi bak. Orada konuşuyor. Heh. Anasınınkini de o dağıtıyor. Ha? Orada dağıtıyor. Evet Allah razı olsun şimdi, ağzına sağlık. Ayşe gelince, ilan Ayşe'sinin bir suçu yok. Ha, orada gülüyorsun anca, senin yüzün ya yok anam, millete anam, bakmıyor. Senin yanına gelip zaten 20 senedir zaten. Ben senin suratına bakınca kızıyor. Ne yalan söyleyip de kurulur ya. Biz de yanında söyle, çekinme hiç valla. Ya çekinmiyorum ben, çekinmiyorum ki. Ben yalan söylemeyeyim, benim sizinle bir itibatım var mı da beni kattınız bu işin içine? Susun, sen, susun diye ben senin konuşayım, susun. Senin açık diyorum bak. Seni katan var ya, bak seni katan kim biliyor musun? Asus'a almayacak kardeşim kaç gündür yalandı. Nurgül ya bir değil. Allah belanı. Dur lan. Normal konuş, düzgün konuşma. 15 gündür atmadığınız bir bağırma, bağırma. Bağırmadan konuş. Sen kime lazım? Senin akıl hocan o. Ya bırakın ya. Hanım benim aklımdan mı söylüyor bunları? Atmadığınız bir iftira kalmadı ki. Doğru ya. Onu da tuttuk. Ben kocana gelince olayı karıştırma. Ya kocam da bağlandı kardeşim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Senin eşiyle ilgili de ne şüphen varsa söyle. Aynen. Ya benim bir şüphem öyle değil mi yani? Bak şimdi diyorlar ki. Yani olmadığım bir olay ne? Hayal gibi anlatıyor herkes. Bu diyorlar ben kocana geldi. Ama Ergün Bey bak sen böyle bağırıyorsun ya. Bak bir dakika durur musun? Bak bir dakika dur. İnsan öfkelenince. Tamam mı? Öfkelenince. Bak insan lafın sonunu getiremez ya. Hayır insan lafın sonunu getiremez ya. Ben bak sana yemin ediyorum. Seni asla üzmek için de söylemiyorum. Ben senin anlattığından tek kelime anlamıyorum. Anlayanınız varsa söylesin. Nazım abi vallahi senin anlattığından da anlamıyorum. Bir dur. Zaten Necati Bey konuşmuyor. Şimdi kadın sana bir şey söylüyor ya. Yani sen ona sakince cevabını verirsen hem o yanıtını almış olacak hem biz alacağız. Tamam abi ya. Heh. Senin eğer Nurgül'ün eşiyle ilgili bir sıkıntın varsa, yani Nurgül'ün eşi senin anneni
gelip oradan almış ya da orada öldürmüş olabilecek bir nedeni varsa niye söylemiyorsun? Yani ben Nurgül'ün eşini tanımam. Kadriye tanımaz, Müge tanımaz. Gider orada onu da buluruz. Orada hepimiz var Müge Hanım. Eniştem var, yeğenim var. Hadi biz değiliz ki. Bununkiler de var. Hayır biz yani. Hayır bir şüpheniz varsa onlar senden şüphelerini söylüyorlar. Yani. Sen de söyle senin annen. Aynen. Şimdi Mahigül Hanım. Siz oğlunuzla 14 yıldır ulaşamıyor musunuz oğlunuza? Efendim? 14 yıldır oğlunuza ulaşamıyor musunuz? Hiç ulaşamıyorum. Peki sizin oğlunuz hiç dereye... Hiç ulaşamıyorum Müge Hanım. Sizin oğlunuz dereye mi düştü dediler önce? Irmak var Müge Hanım bizim orada. Irmak. Irmak'a gitti demiş Şerife Kibar. Şerife Kibar. O da Irmak'ı aramış dalgıçlar aradılar. Sevgilisiniz. Yanında... Arif'in yanında olan bayan. Tamam sevgilisiymiş. Irmak'a gitti demişler. Sonra Irmak'ı aradılar bulamadılar. Evet. Tamam. Sonra Ergün... Araba orada o gece. Irmak'ı aradılar. Tamam Ergün nasıl girdi devreye ben onu anlamadım. Burada Ergün'ün bir suçu var mı? Ergün'ün ben suç olduğunu bilmiyorum bak şimdi. Bunun niye... Niye Ankara'dan geldi, Ankara'dan Arif'i bulacağım diye gitti de niye başkasını aramadı, maçın suyunu aradı? Ben mi gitmedim Ankara'ya? Ya Müge Hanım ben anlatayım, cevap vereyim ya. Orada bana dediler... Sakin mi? Sakin. Usul bağırma. Sakin mi? Cevap vereyim Müge Hanım. Orada hani ben yine diyorum ya, hani ya bayramıydı ya Seyran geldiğimizde. Tamam. Oradan dediler ki hani Ankara'da takıldığı yerler. Ben birkaç yer aradım. Bayram, Kurban Bayramı. Hani... Bayramlarda benim ağzımı yaktın. Aradım birkaç yeri. 2-3 gün evvel dediler buralardaydım. Bak oradan... Tamam derdine düş bir şey demiyor. Oradan bindik gittik Ankara'ya. Hani takıldığı yerlere baktık. Ama ip bulamadık. Hani ben şurayı merak ediyorum yani. Ne jandarmayı siz ben halletmişim için, şey... Bunun için bir para mı istediniz? Yok Müge Hanım yemin ediyorum yalan ya. Arabamı da hatta kendi arabamı da... Zeki Dayı'nın oğluna bıraktım gittim. İstemişsindir sen kabul et. Şimdi o bundan 14 sene eve de 500 lira iyi para. Siz bana verin bir 500 lira ben de oraya buraya sorayım demişsin artık sorarsın ya sormazsın Allah Allah. Alsam bir aldım diye ben onu da mı saklayacağım? Evet. Alsam aldım derim. Demiyorsun birçok şeyi. Birçok şeyi. Ha. Ne yapıyorsun? Demiyorsun. Herkes senin gözünün annenin altınlarında olduğunu söylüyorsun. Sen diyorsun ki ben annemi altın alıp getirirdim. Hayatta inanmam. İnanmam Müge Hanım. İnanmıyorum ama ben de her şeye inanmak zorunda değilim. Şimdi burada herkes her şeyi anlatıyor diye ben de inanmak mecburiyetinde değilim. Çünkü olayların gidişatı öyle değil ki. Çünkü olayların da bir akışı vardır. Bir adam gelip annesinden para istiyorsa gidip de onu altın alıp da getirmez. Şimdi buna da kimin yani niye inanayım? Ya Müge Hanım sanki biz anamdan hani bir borçtan 50 milyarlık 100 milyar yani devamlı böyle alıp veriyor gibi her şey böyle. O kadar parası var kurban olduğumun o kadar Allah rahmet eylesin o kadar parası var. Yok bizim hiç paramız yok öyle Müge Hanım. Çalışmayan adamın olmaz sen çalışmadığını söylüyorsun. Sen hiçbir iş göstermiyorsun ki bana. Senin yaptığın bir iş yok ki. Garsonluk dedin, garsonluk mu dedim ondan sonra garsonluk değil. Hayır bana ama kardeşim senin çalıştığın bir iş varsa benim işim bu dersin, belgelersin tamam. Çalışmayan adam nasıl geçinecek? Ben sağ ondan mı geçindiriyormuş Müge Hanım? Sen kendin de dedin bana bütün paralarını harcadılar diye sen kendin... Harcadılar o ayrı ama diyorsunuz ki siz hepsi böyle konuşuyorsunuz da onu diyorum yani. Bana hani biri mi gönderiyormuş nesi bana var kadının ay. Evinde mutfağında dolabı yok be. Kadının evinde dolabında bir tane çekmecesi yok, dolabı yok. Dolabı o kadının ne lüksü var ki? Senin annenle babanın yaşadığı evde ne lüksü var? Hele bak ya Allah'ım. Bir tane dolapları mı var? Bir yatakları mı var? Koltuk takımları mı var? Mutfağında bir tane gelinlik işte şey olan bir kadın nesi var yani? Aynen öyle. Ama parası olduğunu biliyor annesinin. Evet. Devamlı anneden para istemek, devamlı ondan da yaşıyor kadın. İstemek. Ha diyeceksiniz birçok kişi böyle. En son, ama en son kalkıp da bir dakika... Bir dakika. Kerpiç evde yaşayan kadın. En son kalkıp da 1000 lirayı istediğin zaman tekrar gelip de 100 lira daha lazım demenin sebebi yeğenin de bunu itiraf etti. Yeğenine de diyorsun ki bir takip et bakalım bu paranın yeri neresi? Bir evlat annesinin parasının nerede olduğunu yeğenine söylerse onu görevlendirirse... Bu evlatın iyi niyetinden bahsetmek mümkün değil. Kusura bakma. Tamam da söylemediğim bir şey söyledi. Ben zaten annemden zaten istediğim an çıkartıp veriyor. Ben ne diyeyim ben çok merak ediyorum yani. Yeğenim de olsa fark etmez. Annem de olsa ben buraya merak. Madem bunlar iyi evladımış da
Sağda sağda niye Ankara'ya göndermişler? İkisinden de istedim. Niye vermemişler? Ben her biz mi yedik? Sen yedin mi vereceksin? Ha işinize gelin. Sen yedin vereceksin. Ha. Yiyen sen. Bunlar senden, ya, bunlar senden korkmadığı için vermemişler. Ne kadar lan? Ama Nurgül'ün annen zaten komşusuna da itiraf etmiş. Ben Ergün'den korkuyorum. Beni öldürebilir diye de korktuğunu itiraf etmiş. Valla efendim ben ona bile inandım. Aa burada. Ne istiyorsun? Aa bu herkes konuşuyor. Aa bu herkes konuşuyor. Ya bağır, çağır, konuşma, konuyu değiştirmeye gitme. Onların hepsi iftira attı peşinde herkes. Sus abi canım. Hem de konuyu değiştireceğim. Biz de konuyu konuşuyoruz. Sen de... Babalığıyla bu iş gitmez. Nurgül tutmuştur. Ya bir şey söyleyebilir miyim Ergün Bey? Siz bir karar verir misiniz? Evet. Sizin bu para pul mevzusuyla ilgili farklı ifadelerinizden, yani 30 tane farklı ifadeyi gün gün sayabilirim. Şimdi siz deste deste paraları olan bir adam mısınız? Günde 20 bin liraya şey kiralayan, kahvede 10 bin liraya 7 el okey çeviren... 40 bin lira bir akşamda pavyonda hesap ödüyor. 40 bin lira bir akşamda bir masada... Bir dakika bak anlattıklarını söylüyoruz. Tamam, iftira atmıyoruz ki sana. Bir masada pavyon eğlencesinde hesap ödeyen bir dakika akşamda. 40 bin lira değil. Kaç gecede yeniyordu? Kaç milyon liraydı? Bak onu unuttum. Bir günlük 40 bin lira. O bir ayakkabı parası. Ayakkabı da içme parası. Evet. Bir evet de bilmem işte ne parası vardı. Bir günde de yenir, iki günde de yenir. Necati evet. Bey'in kaç lira parasından bahsetmiştik? 40 milyar liraydı onu. 40 liraydı onu. Yok daha fazlaydı. 130 bin lira ha. Dedik de 80-100 bin lira. Bir dakika 130 bin lira evet. O dönemin parası öyle en az 1,5 milyon lira demiştik. Siz evet de demiştiniz ki 1,5 milyonu bir gecede de yersin, iki gecede evet de yersin. Evet. Şimdi siz böyle bir hayat mı sürüyorsunuz? Yoksa babanız hastaneye yattığında kardeşlerinizden 100'er lira mı istiyorsunuz? Hangisi? Müge Hanım şimdi dediğim lafımın da ardındayım, sözümün de ardındayım. Tamam. Şimdi bu... Benim geçmiş iyiydi. Daha önce çok durumum çok iyiydi. Ben açık diyorum, gizlemeyeyim ki. Ama şimdi Necati... tamam, o öteki kadınla beraberken çalıştırıyormuşsun onu, iyiymiş ya, bayağı. Bak yemin ediyorum ya, ben cezaevine dedim uyup çıkınlarımın mühürlendiğinde. Kanıtlı ispattı ya. Tamam, sonra cezaevinden çıkınca mühürlenmişsin. Yok, ben cezaevindeyken de mühürlendim Müge Hanım. Tamam. Hani ben gizlemiyorum, saklamıyorum. Ama siz dediğiniz ki şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben yapmadım. Tamam, senin herkes biliyor ama, senin kız kardeşlerin de biliyor ama. Herkes biliyor, bütün köy biliyor, Çankırı biliyor, Ankara biliyor. Müge Hanım, ben 2008'den sonra kimseye bir Allah'ın kulu, ben hiçbir şey yapmadım. Bu işe de girmedim. Peki 2008, 2018, 2028, yani sen 14 yıldır. Tamam. Tabii eşim emekli işte kaçında oldu? Eşim emekli olana kadar dükkandan çalışıyordu. Hatta pardon 16 yıldır. Yok kaçında oldu bilmiyorum, emekli de. Hayır sen 2000 kaçtan beri de? Ben 8'de çıktım, 2008'de çıktım. Tamam. 18, 28, 4 çıkar 16. 16 yıldır bu işleri yapmıyorsan neyle geçiniyorsun? İşte o zaman Müge Hanım bir de... O zamana kadar karının üzerinden para sağlıyorsun. Yok sağlamadım Müge Hanım. Herkes biliyor. Yok emlak işi yaptım Müge Hanım ben. Daha ne emlak be? Kime ne sattın? Ev aldık, ev kiraladık. Ya, hayır bir dakika, kime hangi evi sattın? Öyle bu, o zaman kanunuydu benim dükkanım. Öyle şey ne değil. Tamam, kime ne sattın? Kanuni olarak hepsinin belgesi vardı. Aldık, verdik, kiraladık. Ne bileyim Müge Hanım, hepsi orada. Dosyada hepsi vardır. Dosyada, onunla geçiniyordun. Tamam, sonra peki ne yaptın onca yıl, bunca zaman? 16 yıldır ne iş yapıyorsun? Şükür ha, oradan buradan geçindim Müge Hanım. Oradan buradanı ne işte? Orası neresi, burası neresi? Ne demek? Eşten, dosttan, evimden, koyumdan, tarlamdan, eşten, dosttan 18 yıldır geçinemezsin. Yani sen... Hayır, eş, dost hasta olursun, işsiz kalırsın, yardım eder. 18 yıl senin yaşantını barda, pavyonda sürdürmesi için bir insanın eşten... Eşten, dosttan alacağım. Hangi eşten, dosttan? Bir arkadaşımdan Çankırı'ya gidecek, yine alacağım. Tamam, bir kere verdi. Tamam. İkinci kere kim veriyor? Necati var ya Müge Hanım. Necati'nin kazandığıyla da olmaz ki bu işler. Olsun o veriyor ama tamam, istediği Necati zaman veriyor. Tamam Necati bir tanesi. Tamam. Onun gelin kaynağı. Ya diyor ya şimdi Müge Hanım, oğlu diyor ya motoru katını bunun üstüne sattım. Bana ne ha burada ya. Bana desin ki toplu para bir 50 milyar, 20 milyar verdim desin. Yani ben burayı merak ana. Tamam Ergün Bey niye sinirleniyorsun ki? Ben diyorum ki merak ettim ben. Evet. Tamam çünkü mesela Allah göstermesin ama hiç bana yardımcı olacak eşim dostum olmadı bugüne kadar. Herkes kendi yağıyla kavruluyor. Olmasın da zaten. Allah muhtaç etmesin. 18 yıl nasıl geçindiniz? Ne demek nasıl geçindim? Şükür Allah'a geçindim Müge Hanım. Tarlamı da icarına verdim, babamdan da aldım. Ne demek nasıl geçindiniz?
Yani, ananın parasıyla. Yani annenin parasını aldın. Bunda utanacak evet. Babanın ben parasını aldın. Ediyor. Nasıl utanılacak yok. Yerin dibine girmen şimdi. Lazım. Annenden alıyorsun. Abi. Babandan alıyorsun. Kardeşlerinin de hakkı olan tarlanın kirasını evet, alıyorsun. Evet, tamam aynen öyle mi geldi? Ve diyorlar ki annesi çok korkuyordu. Çünkü döverek tamam. Elinden parasını alıyordu. Ben. Şimdi he. Şimdi bu zaten hani onlardan alabileceğin gene senin dişini kavuğuna yetmez ama o da bir para. Evet. Necati'den aldığını biliyoruz. Ama sen 18 yıl bunlarla geçinemezsin ki. Ne dedi? 20 bin liraya apart kiralıyorum dedin. Ne yapıyorsunuz o apartta dedim. Fuş. Yani sen fuhuşa temin ediyorsun. Şimdi bu kadınların, bu annenin de senden korktuğu söyleniyor. Sonra iş nereye geldi? Buraya küçük kızların gittiği geldi. O küçük kızların aileleri bunu öğrendiğinde Ergün'e ve onun dolayısıyla ailesine zarar verebilir miye geldi. Bak burada Tuğba Hanım bekliyor. Diyor ki beni satmaya kalktı. Yalan ya. Beni evlilik vaadiyle dolandırıcılık. Vallahi yalan, o yalan. Arkadaşlar. Şunu tamam. Lütfen üstünü küçümsemeyeyim. Böyle çocuk evlilik vaadiyle dolandırıcılık da biraz süslü bir anlam ifade ediyor. Bu evlilik vaadiyle dolandırılma işi de fuhuştur. Yani suçu da budur. Tutuklananlar da bundan tutuklanır. Teşviği de yer açanı da osu busu da yani... Bu ve Tuğba ve Tuğba gibi kadınları git bu yaşlı adamlarla al falan demek de fuş. Yani süslü süslü kullanmayalım biz bu lafları. Terbiyeli olsun diyoruz ama değil. Hukuki terimi neyse onu söylemek lazım. Peki bir şey daha söyleyebilir miyim? Gerçekten de böyle hani yaptırdığı kadınlar çok. Ben bunu adım kadar eminim. Bir de dün değil ondan önceki gün Asiye Hanım dışarıda karşılaştık. Bana dedi ki sen dedi tek yaşıyorsun. Ben dedim evet sen tek başıma yaşıyorum. Karışma. Niye kız yok burada ya? Ben dedim tek başıma yaşıyorum. Dur bir dakika küfür etmeyin. Şerefsiz dedi. Ben dedi sana dedi soracağım dedi. Dünya kaçmayacak. Benim elimden kurtulamayacak. Yalan söyleme bak. Tamam yalan dışarıda söyleme. Dışarıda şey yaptı ondan sonra sinir krizi geçirmiş. Görenler de var mı? Yalan niye söylüyorsun ya? Ben. Yanınızda kimse var mıydı konuştuğunuz? Yalan söyleme öyle bir şey demedim kız. Vallahi demedim. Gördünüz müsünüz? Demedim mi abla vallahi demedim. Bir de hani Ergün Bey demişti ya hani Asiye Hanım demişti ya hani benim kocamın yanında ne işi var o Zafer Eşim'in. Doğru ne işin var senin kız ben o adamın yanında. Orada otururken Mücan'ım benim sonradan aklıma geldi. He. Hani söyleyecektim sonra da fırsatım olmadı. Bu Ergün Bey... Sonra böyle yani şey yapıyor oturdu oraya konuştuk. Man dedi çok büyük vicdan azabı çekiyorum dedi. İçmiş abi, içmiş. Yalan İçiyor abi. Hem içiyor hem şey yapıyor. Ne oldu abi dedim hayırdır neden vicdan azabı çekiyorsun dedim. Yok dedi öyle dedi vicdanım hiç rahat değil dedi. Ben hiç bilmiyordum bilseydim. Yıl kaçtı? Yıl kaç? Ya hala sen ya boş ya. Müge Hanım. Evet evet cinayetten sonra yani ben Allah çünkü Allah. Bunu da bilmiyordum hani ne oldu abi dedim azabı hani yalan söyle. Hani ne oldu abi dedim hani neden vicdan azabı çekiyorsun yok ya dedi yalan öyle ya. Dedi işte dedi dasi için dedi bilmiyorum dedi üstünü kapattı ama ben bilmiyordum ya. Kız niye yalan söylüyor? Dedin mi öyle çok yok Müge ya yanlış anlama ya bunu. Aslında jandarma da yalan söylüyordu gittiğinde. Benim artık yaralar çıktı, uykuyamıyorum, her şeyi anlatacağım dediğin konu. Seni görmeye geldi Müge Hanım, bu seni görmeye geldi. Ne oldu işine mi gelmedi? Düşün yani. Bir de diyor ki ben annenin için geldim buraya diyor. Dur tek tek konuşun. Susma hakkını kullanın, affet daha orada. Dur tek tek konuşun. Bir şey söyleyeceğim, biz konuşurken arkadan birbirinize küfür ediyorsunuz, kesiyorlardır herhalde. Ya duyulmuyor, kızcağız da kesemiyor. Bir dur. Bağlansın. Sen niye yalan söylüyorsun? Bak. Benim senin, Allah'tan başka kimsenin korkun yok. Senin derdin ne biliyor musun? Ha ne? Hani sen amcam onunla evlenmedin ya. Senin derdin o. Amcan oğlundan sen koşursun. Ha ne biliyor musun? Ben bunu tanımam. İster kızsın ister darısın. Sana demiyorum amcam ben sana mı diyorum? Bir biraderim onu onu da biliyorum. Sana demiyorum sen ne yapacaksın? Adam yoksun neye satacaktın? Sana demiyorum otur ya. Bir şey derim onu da biliyorum içine. Ne dedin? Sana demiyorum ya. Biraderim oğul işte adı Seyit. Motoru neye satacaktın? Babasıyla böyle olacaktın. Bu var ya bu. İki tane motor bir arabası var satacaktın. Babasıyla oldu bile kardeşim. Hadi susun otur ya. Bu da kokun sevdim bunu. O da bizi bulacaktı yani. Anlamadım ne dedin? Benim yerim, bir dakika dur be. Benim yerim traktörüyle arabası var.
Babasının üstüne traktörler. Babasına işte yengeyi bulmuşlar tavuğun deyince sevdim. Tamam. Bulmuş demeyeyim de öyle olmuş. Sustin de tavuğun babasıyla biraderimle tartışmışlar. Tabii kardeş kardeştir evlat ayrı. Ben kaynımaya gittim. Kaynımaya gittim tabii ben ya. Sizin yüzünüzden girdim. Sizin yüzünüzden işte. Yok. He sen de tanıyorsun o zaman Tuğba'yı. Tuğba'yı tanımıyorum. Ben Tuğba'yı buraya çıkınca gördüm. Erkek gibi kadın dedim o gün. Ne erkek gibi? Şunu benim yeğene bunu ayarlıyorlarmış bunlar. Ayağımın altına. Öyleymiş parayla alın. Birader de motorun oğlum. Kim ağlıyormuş lan? Ya, bu dedi, bu dedi bize. Ama bakma sen abicim, sen oraya karışıyorsun aman. Ya ne lazım, yanlış anlama. Bilmediğin, çamur edin. Bilmediğin, oraya girme abicim. Gidin lan, adam... Niye girmeyin? Söyle, söyle, adam ölmedi. Lan bir susar mısınız? Bağırmadan bağırmaz. Tamam, buraya kadar bilmiyorum. Ben de anlamadım şu an. Bir dakika, bir durun ha. Bağırmadan konuşun. Bir dakika, Nazım bir şey söylüyor. Bir dakika, şu manyağı bırak konuşun. Çocukluğumdan bilir, 56 yaşındayım yine bilir. Evli de, eşim de yabandan gelme. Desin onlar nasıl bir çocuk diye ben... Susuyorum. Ne diyor? Susuyorum. Hayır, ben bir laf söyle. Bir şey nasıl bayıcıya dedi? Sor. Bir dakika şunu Tuğba'nın... Abi ben sana ne dedim onu merak ettim. Gerçekten de şimdi. Ya öyle bir şey dedin. Ne dedim ya? Abi? Ya şey dediniz ya işte ben onu stüdyoya gelince sevdim. Bizim şey satın tamam. Geldim oturup. Tamam her neyse. Oğlu beni veriyor dedi. Hani bunlarla, hani bunlarla alakalı ne? Ya bu da dedi ki hani altına ayarlayacağım bir şey. Babası da dedi ki oğlum bu kadar altına ne yapıyorsun sen dedi. Abi İki tane motoru yiyeceğim. Benim alakam yok. Bir arabayı yiyeceğim dedi. Bak onlarla benim alakam yok. Peki Tuğba bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu amca oğlu dediğiniz kişiye... Benim biraderim oğlu. Seni Ergün mü tanıştırdı? Asiye Hanım tanıştı. Hayır hayır. Orada mı? Onu diyor. Asiye tanıştı. Ya onu diyor. Ya vallahi yalan. Ben onu diyorum. İşte. Bizim bebeğine geldi. Yalan söylüyor. Bir saniye. Peki hanım. Ya bir saniye. Ben tanımam neyi. Yalan kız kendi geldi bizim, mi? Bizim bebeğiyle kendi geldi. Yalan kendi geldi mi? Beni aradı. Amca bir sefer aldım ben de evime. Peki Ergün Bey size... Yalan. Hani bana böyle bu yalan söylüyor. Ergün Bey size bir şey sorabilir miyim? Yalan. Sen buraya niye yalan söylemeye geldin? Bu bahsi geçen kişi sizin neyiniz oluyor? Amcamın oğlu oluyor. Tamam. Benim adı ne? Seyit. Neydi? Bekçi Seyit. Benim biraderim oğlu. Biraderim oğlu. Abim oğlu. Abim oğlu. Bekar ya. Hani? Hangi Bekçi Seyit ya? Bekçi Seyit mi? Evet, abimin oğlu. Müge Hanım. Yalan söylüyorum ya. Evet, Yıldırım amcamın oğlu. Ha, Bekçi Seyit. Abimin oğlu ya. Tamam, biz dur onunla da konuştuk da köyde de konuşmadığımız kalmadı. İyice dur, köyü tam tanıyoruz. Bir dakika durun, bir dakika durun. Şimdi sen Rami Bey'in deyimiyle kaldırım çiğnemiş bir adam olarak. Tamam mı? Hani öyle diyor ya, o da orayı yumuşatıyor. Şimdi madem bu senin amcanın oğlu. Çok özür diliyorum. Tuğba'da gördün kötü bir kadın. Niye o zaman amcanın oğluyla görüşmesine, konuşmasına müsaade ettin? Hadi onlar geldiğinde amcanın oğluyla gelmişti. Ergün Bey değil. Bir dakika. Ben geldi. Anladım. Daha sonra niye bu kadını o zaman sen Asiye sızıp bastığı dükkana götürüp orada kaldınız, sabahladınız? Canım dışarıda kalmışmış. Ben amcamın oğluna hatırına sabahlandı dükkanı. Ben sabah dedi bir arkadaşım yanına gideceğim. Daha yanında bağırınca. Amcanın oğlunun hatırına. Olur mu öyle şey? Daha orada. Ben niye doğruyu söyleyince koçum oluyor. Bir gelmiş. Tamam. Bir gel lan daha orada. Ya bir şey yani gerçekten. Sabah dedi ikisi konuştu telefonla. Ya orada bak. Ya sana bir şey söyleyeyim sen gerçekten çok provokatörsün ha. Yani ben bunu söylüyorum diye şimdi yanlış mı yapıyor falan. Bu kadın eğer senin amcanın oğluysa. Gece de senin yanındaki kadın ben gittim onları aynı yatakta bastım diye anlatıyorsa kendisi anlattı. Yatakta ne basmadı mı? Öyle anlattı. Öyle bir şey yok yani. O anlattı. Dövdüm dedi. Üzerine saldırdım dedi. Dövmedim. Rica ederim bu evden dövmedim. Doğru. Üzerine saldırdı dedi. Hayır ya dövmedim. Canım dövebilirsin dövemezsin ayrı ama sonuçta bir müdahale ne olmuş? Saldırma falan. Peki sen niye o zaman amcanın oğluyla gelen kadını alıp dükkanda yatırıyorsun? Yatırmadım Müge Hanım oturduk. Ondan sonra hava soğuktu yine. Ay tamam iyi yatmadık oturduk. Ya orada da. Yani ben de gerçekten anlamadım ya. Her şey yatırıyorsun sen de daha konu bitiyor. Ben duyduğumu diyorum. Tamam hadi bir sus göre. Konumuz o değil. Bir sus bir sus. Şimdi sek mi bizim konumuz? Aman. Tamam abi. Bekçi Seyit de burada mı Bekçi Seyit? Ha bizim Seyit bu amca. Bekçi bu. Müge Hanım. Ha Bekçi Seyit. Bir dakika ya hep konuştuğumuz amca oğlu senin ağladığın Bekçi Seyit. Tamam Seyit Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Tuğba'yla nasıl tanıştınız? Müge Hanım ben Tuğba'yla nasıl tanıştım? Örgün aracıyla değil Asya Hanım aracıyla tanıştım. Ondan sonra bundan 7-8 ay bir beraberliğimiz oldu. Bir dakika durur musun? Ondan sonra ben...
Teşekkür ediyorum. E bak söylüyor işte adam Asiye. Ben ne zaman tanıştım abi? Evet. Tamam söz benim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Ama... Asiye beni tanıştırdı dediğinde evet. Dilini ısırıyorsun, evet. Boğuyorsun, alıyorsun ayakkabını çıkar. Adam diyor ki o tanıştı. Bu benim. Ya. Hülya Hanım bak bundan haberim var sana diyorsun ya. Bak, ben eve gelince tanıdım bak. Yine de sözüm evet, eve gelince. Evet Ergül Bey'in haberi yoktu doğru söylüyor. Bak eve gel bak amca bak yemin ediyorum eve gelince tanıdım ben. Tamam, Ergül Bey yani. Senin amcanın oğlunun beraber yaşadığın kadınla da ne alakası vardı? O da onu o kadınla tanıştırıyor. Ya siz... Ama yani... Ama... La havle ya doğru. La havle ve la kuvvete yani. Yemin ediyorum bak... Oğlunu nereden tanıyacağım da onu kocamdan habersiz başka biriyle tanıştıracağım ya? Kendine sor Müjgan. Ben yalanç oldum galiba. Kendine sor ne olacağı sen. Sen dön Asiye'ye sor. Öyle ben vallahi ben sen ne zaman tanıştım? Ya sen Yunus'la tanışma. Vallahi hayır, adına hayır, ne olacağı sen de. Sen Asiye. Başına bel oldu başıma başıma. Hayır Asiye bak geç sen saniye, onunla ya, başına. Bir saniye bir dinle. Bir saniye bir saniye. Tabii dinle kız bir dinle. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Bir dinle benden hemen konuyu açın. Bir dinle ha. Ben vallahi kafam yerinde ama... tanıştırdım diyor işte. Oğlan başına bela olmuşsun ya sen illa şeydi. Eyvah. Ha sor da abicemin oğluna. Biz ayrılalı 7-8 ay tamam, oldu. Tamam niye bela oldun? Niye neyine bela olmuşsun? Sürekli aramışsın abicemin oğlunu. Buyur söylesin. Oğlunu. Neyine başına bela olmuşsun? Ha dedi ki bak abici oğlan. Tamam sen sus kendi söylesin. Sen sus kendi söylesin. Tamam abi söylesin. Bak dinlemiyor. Tamam ne dedi? Sürekli bana dedi ki abicemin oğlunu ara. Abicemin oğlu ben aramandım ben karışmam. Ben amcamın oğlunu arayaman da araman da dedim. Sürekli bana öyle dedi. Benden numarası da yok. Evet, ben moray, aylar aylar ara. Önce. Ben arayamam dedim, aramam ne yapacağım oğlum, ben arayamam dedim. Evet ben, o zaman beraberlik hem senin, doğru hem söylüyorum. Senin, ne yapacak ya. Seyit Bey siz söyleyin, çünkü Asiye Hanım sabahtan beri terlik fırlatmaya kalkıyor Tuğba ile ilgili, benim hiç alakam yok diye. Yalan söyledi onun için. Abla şimdi burada Ergun Yıldırım'ın hiçbir kabahati yok. Hı. Beni tanıştıran Asiye Hanım oldu, hı hı. Ondan sonra... Biz Tuğba'yla konuştuk. Hani biraz 7-8 aydır beraberliğimiz oldu. Ondan sonra ben bir daha Tuğba'yla görüşmek istemiyorum. İstemedim de yani. Yani ha. Tuğba Hanım kendi hayalinde benimle yani evlilik düşünüyormuş. Aynen ben öyle. Hayatta Tuğba'yla ben evlilik yapmam. Ben evlilik yapsam kendi eşimi boşamazdım. Yani... Tuğba Hanım ne biçim bayan olduğunu da ben daha iyi biliyorum. Yani benim kendi eşim, boşandığım eşim Tuğba'dan bir katlı iyi. Aynen öyle. Niye boşadınız o zaman? Ya da o seni boşamıştır belki. Ya şimdi biraz bir takım şeylerim oldu. Boşanmak zorunda kaldım. O seni, o mu senden boşandı? Ben eşimden boşandım yani. Anladım. Neyse geçmiş zaman. Evet Asiye Hanım sessizce bak ne güzel adam anlattı derdin. Şimdi sen söyle. Anlatsın hem. Tamam Asiye. Benim başıma bela oldu bu başıma bu var ya bu. Abicemin oğlu ağrı. Başına bela abi, sus kız bir dinle kardeş. Dinlemiyorum. Sakin ol. Sus bir dinlemiyorum. Önce insan gibi dinlemiyorum. Ya yalanın ortaya çıktı. Bir dinlemiyorum. Benim başıma bela oldu. Abicemin oğlunlara. Ben abicemin oğlunla evleneceğim. Ben onsuz yapamıyorum. Şimdi aşık bak, oldum. Asiye'cim aşık olabilir canım. Herkesin sen başına gelebilir. İlk başlarda evet öyleydi tamam, olabilir. Canım. Sonradan bir daha ben... Az önce hepimiz burada izledik. Ben beni Asiye tanıştırdı dediğinde neler yaptığını. Ya, sonra ben... sonra bir izledik. Bir izleyicimiz dedi ki Asiye Sevim teyzenin ölümüne neden olmuş. Abi be. Bunu arkadaşı Arzu da biliyor Allah, dediğinde tamam. Yine aynı hareketleri yaptın. Şimdi sen bir dakika alma. Sen şimdi ben ha. Niye alayım ben söylemiyorum ki ben alayım. Yalanla da inanma. Ha Müge inanma tamam mı? Tamam ben. Tamam ben az önce. Az önce Tuğba'ya da inanmamıştım. Tamam tamam. Doğru herkes bana bağırıyor. Bir kere Nurgül'ün adı hiç geçmiyor. Doğru herkes bana bağırıyor. Ne altın ne parası? Aman abici oldum şimdi. Bak ben az önce. Dur bir dakika. Ben evinizin haberim de yok. Kaybolmadan da şimdi. Ben az önce Tuğba'nın dediklerine de inanmamıştım ama sen Seyit'i görünce birden döndün. Ne döneyim ben ya? Döndün işte. Bize saldırıyor Müge Hanım ondan sonra. Oraya karşılık veremeyince bize saldırıyor. Bir virgül koyacağım. Arkadaşlar.
Ya bir de Ergün Beyciğim, sen de biraz kız kardeşlerine bağırana kadar Asiye'ye dönüp Asiye ne bu desen daha memnun olacağız. He? Benim işim olur mu? O benim anam gibi aynı. Yaptıysa kızlarla sorun, hepsi biliyor. Tamam. Nur, bak Müge Hanım, Sato ablam ne dedi bak. Nurgül de Ayşe de her şeyi biliyor dedi. Aa, Sato ablam telefonu. Buraya niye gelmişim biliyorum ben. Bir koyacağım. Ya. Tıp, Ahmet. Ama... Almanya'dan Zeynep Bulmuş Hanım burada mı? Zeynep Hanımcığım hoş geldiniz. Öncelikle sizi tebrik tamam, ediyorum. Tamam bir siz bak. İkiz kızları Sinem'le Yaren. Siz de hoş geldiniz. İkizlerimiz üniversiteden mezun olmuşlar. Anneleri de mezuniyet hediyesi olarak kızların adına bize birer tane tekerlekli sandalye bağışlamış. Çok teşekkür ediyorum. Hem sizi tebrik ediyorum, kızlarımızı tebrik ediyorum. Ne kadar güzel bir hediye. Aynen, çok mutlu oldum. Sizin elinizi öptürmeye getirdim kızları. Ay çok teşekkür ediyorum. Şimdi görüşürüz. Kızlar evet. Sizi de tebrik ediyorum. Sağ ol. Bu arada Özden Başak Alemdağ, rahmetli babası Enver Alemdağ'ın hayrına 6 tane tekerlekli sandalye getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Babanız da nurlar içinde yatsın. Teşekkür ediyorum. Aracı olduğunuz için sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Allah hayrınızı kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bu arada kızlar bunları bana siz getirdiniz değil mi? Bak Bayan Hanım. Şimdi bunu en son Paris'te biliyorsunuz bir kilit, aman bir şey var. Köprü, köprünün üzerine aşkını işte böyle kilitliyorsun, kilit takıyorsun. Ondan sonra fakat köprü çökme tehlikesi atlattı. Şimdi artık o katedralin etrafındaki tüm şeylere, demirlere böyle kilitler asıyorlar. Böyle kalpli kilit satıyorlar. Sen üzerine isimlerini yazıyorsun. Buraya Müge ve Şinasi, buraya da Lidya yazıp göndersiniz. Valla yani getirmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Harika. İnşallah Paris'e yeniden gidebilirsem bunu oraya takayım. Ya da kendi kilit yerimizi kendimiz yapalım. Allah ben şimdi bunu şirketin demirlerine taksam. Bizim Yaşar Bey var. İdari İşler Müdürümüz. Allah Yaşar Bey geliyorum kilit takmaya. Biz burada 7000 kişiyiz. 7000'in 2000'i taksa Yaşar Bey bize neler eder. Ama bak güzelmiş, hem dışarısı da kalpli kalpli, güzel olmaz mı arkadaşlar? Yaşar Bey buna ne der? Göndermişsiniz bana da aynı renkten. Güzin'le benim ismimi yazmışlar. Tamam o zaman beraber takalım. Beraber, gel gel tamam. Biz dışarıdan bir demir bulalım. Tamam. Sonra bir bakıyoruz Yaşar Bey elinde demir makasıyla geliyor. Sağ olun. Mühim olan niyet. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, var olun. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü tekrar bir arada olmak dileğiyle, güzel haberlerle inşallah görüşebilmek dileğiyle. Aa bir dakika. Pazartesi günü harika size bir yayınım olacak. 103. aşevimiz hizmete giriyor. Samsun'da, bu biliyorsunuz Samsun'da yapımı tamamlanıyordu, hep haberlerini veriyordum da. Bu bizim aynı zamanda yani 100 mobil, bu da 3. yerleşik aşevimizde hizmete giriyor. Açılışını yine sizlerle beraber yapacağız. Şimdiden onun da haberini vereyim. Pazartesi günü yine hayrınızın nereye gittiğini görmek için güzel bir gün olacak inşallah. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.